Sol solito ile San Francisco odasında gidip gelen Martinez gemisine binmiştim. Hava çok sesliydi. Gemimiz ağır aksak dümeni sağa kırdı. Ama bu kez de dük sesi duyulmaya başladı. Aynı anda tam önümüzden bir de sesi daha geldi. Tehlike ikileşmişti. Yolculardan biri avaz avaz üstümüze geliyor. Bakın bakın sesimizi duymuyor galiba diye bağırdı. Birden sis yarıldı. Kara bir tekne üzerimize geldi ve bize çarptı. Yolcular bağırmaya, çığlık atmaya başladılar. Kadınların çığlıkları moralimi bozdu. Can yeleği aradım ama panik içerisindeki yolculardan buna fırsat bulamadım. Midem bulanıyordu. Denize kurtarma sandalları indiriliyor ve hemen doluyordu. Hatta çoğu daha denize indirilmeden dolu veriyordu. Gemimize sular doluyordu. Batmaktan kurtulamayacaktık. Denize atlayanlar dayanamıyorlar, gemiye dönmek istiyorlardı. Bir can yeleği bulup sırtıma geçirdim ve suya daldım. Yelek beni su üstünde tutuyordu ama soğuk vücuduma acı veriyor, ağzıma burnuma tuzlu sular doluyordu. Birden akıntıya kapıldığımı hissettim. Sesler uzaklaşmaya başladı. Büyük bir korkuya kapıldım ve tüm gücümle bağırdım. Sonra, sonrasını anımsayamıyorum. Bayılmışım. Kendime geldiğim zaman her taraf karanlıktı. Sisler arasında bir teknenin üstüme doğru geldiğini gördüm ama kaçamadım. Dümende oturan adamın ağzından çıkan sigara dumanlarını bile fark ettim. Bağırmak istedim, bağıramadım. Ağzımı açtım ama hiçbir ses gelmedi. Dümendeki adam son anda beni görmüştü. Gördü ama vakit çok geçti. Durmasına da olanak yoktu. Tekne sislerin arasında yitip gitti. Vücudum gibi beynim de uyuşmaya başlamıştı. Kendimi toparlamaya çalışıyordum. Bir türlü başaramıyor, tekrar bayılacak gibi oluyordum. Derken kürek şapırtıları, insan sesleri duymaya başladım. Acaba düş mü görüyordum? Hayır, sesler gittikçe yaklaşıyordu. Farkında olmadan bağırıyor olmalıydım ki birisi üstüme eğildi. Yeter artık bağırma, geldik, kurtaracağız seni dedi. Tüm çabama karşın tekrar kendimi kaybettim. Kendimi bir boşluk içinde hissediyor, havada uçtuğumu sanıyordum. Bir süre böyle kaldıktan sonra ağır ağır gözlerimi açtım. İki adam yanıma diz çökmüşler, üstümde bir şeyler yapıyorlardı. Kendime geldiğimi görünce birisi, ''Tamam artık Johnson'' dedi, ''Kendine geliyor, yeter bu kadar.'' Johnson dedikleri adamın gözümü ovduğunu anladım. Aşçıya benzer biri yattığım yere doğru eğildi ve nazik bir sesle ''Şimdi kendinizi daha iyi hissediyorsunuz değil mi?'' diye sordu. Sesimi çıkarmadan Cansın'ın da yardımıyla doğrulmak istedim. Aşçı gülümseyerek elime bir fincan verdi. ''İçin şunu, size iyi gelir.'' dedi. İçtiğim şey çaya benziyordu. Pek iyi değildi ama sıcaktı. İçimi ısıtmıştı. Çayı içerken göğsümün üstündeki yaralar dikkatimi çekti. Onlara teşekkür ettim. Cansın yaralarımı kontrol etti. Deriniz neredeyse yüzülecekmiş dedi. Giyebileceğim kuru bir giysiniz var mı diye sordum. Tabii efendim dedi Cansın. Aşağıdan getirivereyim. Eskidir ama kusura bakmazsınız artık. Kendinizinkiler kuruyana dek idare eder. Gidip hemen giysileri getirdi. Giyerken nerede olduğumuzu sordum. Gemimizin adı hayalettir. Paralonuz açıklarında bulunuyoruz. Gidiş yönümüz güneybatıdır. Japonya açıklarında ayı balığı ağlamak istiyoruz diye açıklama yaptı. Kaptanla görüşmek istediğimi söyledim. Kaptanımızın adı Larsendir dedi. Herkes onu Kurt Larsend diye çağırır. Asıl adını bilen yoktur. Ancak, ancak ne? Kaptanımız biraz sinirlidir de. Konuşmalarınıza dikkat etseniz, aşağıdan alsanız iyi olur diyecektim. Utanır gibi önüne baktı. İkinci kaptan da biraz fazla kaçırmış. O sırada aşçı başının kendisine baktığını görünce geriye çekilerek uzaklaşmaya çalıştı. Giderken yüzüme anlamlı anlamlı bakarak göz kırptı. Sanki uyarılarıma kulak ver. Kaptanla konuşurken dikkatli ol demek istiyordu. Yeni giysileri giyip güvertede dolaşmaya başladım. Herkes kendi işiyle meşguldü. Benimle pek ilgilenen yoktu. Hava günlük güneşlikti. Biraz daha yürüyünce ambar kapağının üstünde yerde yatan bir adam gördüm. İçkiye fazla kaçırmış olacaktı. İkinci kaptan herhalde buydu. Dümenci adamın üzerine bir kova suyu boca ediverdi. İkinci kaptan ayılmayınca kova ile denizden su çekip dökmeye devam etti. Oraya gelen aşçı başı güvertede dolaşmakta olan yaşlı denizciyi gösterdi. Geminin kaptanının o olduğunu anladım. İkinci kaptan bir türlü kendine gelemiyordu. Hatta kriz geçiriyordu. Kaptan dolaşmayı bırakıp onun başucuna dikildi. Üzülüp iyileştirmeye çalışacağına sövüp saymaya başladı. İkinci kaptan şöyle bir doğrulmaya çalıştı ama tüm vücudu kasılmıştı. Derin bir iç geçirerek başı yana düştü, kıpırdayamaz oldu. Ölmüştü. Ben bir cenaze yapılacağını beklerken kaptan cesedi bir çuvala koyup denize atmalarını emretti dibe batması için ayağına ağır bir şey bağlanacaktı. Gemicilerden birisi kim dua edecek dedi. Kaptan beni işaret ederek belki bu dostumuz papazlık görevi yapabilir dedi. Özür dilerim ben rahip değilim dedim. Peki ne iş yaparsın sen diye sordu. Şey çalışıyorum işte. Hangi işte çalışıyorsun? Sana kim bakıyor? Gelirim var. Nereden geliyor bu gelir? Babandan mı? Ver şu bakayım. Böyle diyerek ellerimi inceledi. Yüzünü buruşturarak, "Pöh. Bu eller kadın eli gibi. Ancak bulaşık yıkayabilirler." dedi. "Karaya çıkmak istiyorum ben. Bırakın beni!" diye bağırdım. "İstediğiniz parayı vereceğim. Geri gitmeliyiz." Alayla yüzüme baktı, sonra ciddiyetle, "Benim teklifim seninkinden daha güzel." dedi. "Hem senin için çok iyi olacak. İkinci kaptanın öldüğünü gördün. En güvendiğim tayfa ikinci kaptan olacak." Kamarotu tayfa yapacağım. Kamarotumda sen ol. Ayda 20 dolar veririm. Böylece kendi kazancınla yaşamaya öğrenirsin belki. O anda bir yelkenli geminin bize doğru yaklaşmakta olduğunu gördüm. Şu gemi biraz sonra yanımızda olacak. San Francisco'ya gidiyor galiba dedim. Kaptan hiç konuşmadan önüne bakarak düşündü. Sonra kararlı bir sesle ''Aşçıbaşı'' diye bağırdı. ''Çabuk yanıma gel.'' Aşçıbaşı hemen koşup geldi. Buyurun efendim dedi. Kamarotu çağır bana. Baş üstüne efendim. Aşçıbaşı başı biraz sonra yanında 18-19 yaşlarında bir delikanlıyla geldi. Kaptan delikanlıya dikkatle bakarak adın neydi bakayım senin diye sordu. George Lech efendim. Yaşın kaç? 16. 16 yaşından büyük gösteriyorsun yalan söyleme. Neyse seni tayfa yaptım. Artık güvertede çalışacaksın.'' Delikanlı bir şey diyecek oldu. Kaptan aldırmadı. Öteki denizciye "Johnson!" diye bağırdı. "Buyurun efendim. Seni ikinci kaptan yaptım. Denizcilikten anlıyor musun bakalım?" "Pek anlamam efendim." "Önemli değil. Anlar gidersin. Bundan sonra ikinci kaptansın." Johnson sevinerek "Peki efendim." dedi. Kamarot'un orada öyle dikildiğini gören kaptan öfkeyle "Ne bekliyorsun sen?" diye sordu. "Şey efendim." Ben tayfa olarak değil, kamarat olarak yazıldım. Öyle kalsam daha iyi olacak. Hadi topla eşyalarını bakalım ve hemen görevine başla. Kaptanın bu kesin konuşması karşısında başkası olsa emrini hemen yerine getirirdi. Ama delikanlı yerinden kıpırdamadı. Kurtlarsın yumruklarını sıktı ve kamarotun midesine öyle bir vurdu ki genç neye uğradığını şaşırdı. Havada uçarak yere yığıldı. Kaptan Lersin hiddetle ee, şimdi kararını verdin herhalde. Demin gördüğüm yelkenli iyice yaklaşmıştı. Gemiyi göstererek, ne gemisi bu diye sordum. Kılavuz gemisi, adı Lady Mine. 4-5 saate kadar San Francisco limanına varır. Lütfen gemiye işaret verir misiniz? San Francisco'ya döneceğim. Kaptan hiç sesini çıkarmadı. Cesaretle geminin küpeştesine gittim. Ellerimi ağzıma siper yaparak, Hey, Lady Mine, Geminize beni de alın diye bağırdım. Dümende oturan gemici eline bir megafon alarak bize doğru çevirdi. Ne oldu? Ne var diye bağırdı. Evet, San Francisco'ya gitmeliyim. Çok önemlidir. Beni geminize alırsanız size bin dolar öderim. Kaptan hemen arkamdan gür bir sesle Siz onun söylediklerine bakmayın. İçkiyi biraz fazla kaçırdı. Deniz yılanı falan görmeye başladı. Nasıl olsa ayılır bir anstan. Karşıki adam cevap verdi. Peki öyleyse yolunuz açık olsun. Kaptanla gemici birbirlerine dostça el salladılar. Tekne hızla uzaklaşıp gitti. Umduğum dağlara kar yağmıştı. Kaptanın gözlerinin içerisine bakarak o bin doları size veririm diye mırıldandım. Kapa çeneni, kamarotluk yapacaksın işte o kadar. Kabul etmezsen ben sana ettirmesini bilirim. Kamarotun düştüğü duruma düşmemek için peki dedim. Efendim diyeceksin. Peki efendim. Adın ne? Van Maiden efendim. Humphrey Van Maiden. Yaşın kaç? 35. Johnson, herkesi buraya topla da şu cenaze işine bitirelim artık. Baş üstüne efendim. Çok geçmeden gemide çalışan herkes güverteye toplandı. Tam 22 kişi vardı. Çoğu İngiliz ya da İskandinava benzemiyordu. Kurtlarsan uzun boylu konuşmayalım, cesedi suya atacağız dedi. Tayfalar hayretle birbirlerine baktılar. Hepsi de birkaç güzel söz, bir iki dua bekliyordu çünkü. Hadi ne bekliyorsunuz, bütün günümüzü burada mı geçireceğiz? Kaptanın bu bağırışı üzerine ceset hemen denize atıldı. Tören bitmişti. Kaptan memnuniyetle ellerini arkasına bağladı. Johnson diye bağırdı. Buyurun efendim. Rüzgar doğudan esmeye başladı. Gerekeni yapın, hadi iş başına. Başüstüne efendim. Johnson hemen sağa sola emirler yağdırmaya başladı. Ben de sisler arkasında kalan, belki de hiç göremeyeceğim Kaliforniya'ya baktım. Ve artık eski bir tekneyle, dediğim dedik inatçı bir kaptanla bilinmeyen bir yöne doğru gidiyordum. Her şey çok değişmişti. Bir örnek vermek gerekirse, daha önce bana iyi davranan aşçıbaşı bile zalimleşmeye başlamıştı. Kendisine baymar iç dememi istiyor, kaba saba davranıyor, emirler yağdırıyordu. Dört kamara'yı temizliyor, ayrıca mutfakta Thomas'a yardım ediyor, patates soyuyor, çay pişiriyor ve sofrayı kurup kaldırıyordum. İşe başladığım ilk gün hava çok rüzgarlıydı. Dalgalar gemimizi bir oraya bir buraya sürükleyip duruyordu. Beni sabahleyin erkenden saygısızca kaldırmışlardı. Çay hazırlamış, bir elime taze ekmeği, Öbür elime çaydanlığı almış, kaptanın kahvaltısına götürüyordum. Kurtlarsam bir köşede oturup sigarasını içerken birden uzaklarda bir yere baktı ve telaşla ''Dikkatli ol, geliyorlar!'' diye bağırdı. Ne demek istediğini anlayamadım. Kocaman bir dalga geldi ve beni aldığı gibi uçurdu. Mutfak kapısının yanına verdi. Dizim çok sızlıyordu. ''Kaptan, hadi sallanma!'' Dinlendiğin yetsin, hımbıllık etme, daha çok işim var diye bağırdı. Bu sözler sanki herkese bir işaret olmuştu. Başta başı olmak üzere beni böyle çağırmaya başladılar. Kaptandan cesaret alan başı yanıma geldi. Hep öyle yatıp duracak değilsin ya, hadi bakalım, çayı yeniden yap da aklın başına gelsin diye beni azarladı. Acıyla yüzümü buruşturduğumu görünce, "Ne o, dizin çok mu ağrıyor süt kuzusu?" diye sordu çaresiz ayağa kalktım ve yeniden çay hazırlamaya başladım. Kahvaltıdan sonra yatağımın üstüne oturup dizimi inceledim. Gemici Henderson yanıma gelerek yarama baktı. Kötü yaralanmışsın, üstüne bez sar geçer dedi. Bu gemicilerin tedavi yöntemleri bu kadar basitti işte. Evde olsam günlerce yatakta yatardım ama burada çalışmak zorundaydım. Geçmişi düşündüm. Evde kalan yakınlarımı gözümün önüne getirdim. Yakınlarım ve arkadaşlarım beni öldü zannedip ne kadar üzülmüşlerdir kim bilir. Böyle düşünüp dururken bir de baktım ki üstümdeki giysiler kuruyu vermiş. Evde olsam bunları hemen çıkarmazsam üşütüp hastalanabilirdim. Demek ki güç koşullara alışmıştım artık. İnsanoğlunun en önemli özelliği buydu işte. Bu gerçeği ileride daha iyi anlayacaktım. Gece hiç uyuyamadım. Dizim çok ağrıyordu. O bakımdan sabah erken kalkamadım. Aşçıbaşı beni tekmeyle kaldırmak istedi. Ama gürültü ettiği için bir avcı çok kızdı ve postalını adamın kafasına fırlatıverdi. Thomas özür dileyerek dışarıya fırladı. Dediği darbeyle kulağı şişmişti. Giyinirken cüzdanımın içinin bomboş olduğunu gördüm. Tam 185 dolarım vardı. Oysa şimdi tek bir gümüşlere kalmıştı geride. Öfkeyle aşçıbaşının yanına koştum. Cüzdanımdaki paralar nerede diye sordum. Aşçıbaşı soğuk kanlılıkla buraya bak humble diye tısladı. Sana yaptığım iyilikleri unuttun galiba. Hadi bakayım doğru işine git ve bir daha böyle yersiz sorularda sorma. Yumruklarını sıkıp üstüme yürüdüğünü görünce sesimi çıkartamadım. Burada her şey kaba kuvvetle çözümleniyordu. İnsanlık, ahlak gibi erdemler bir kenara atılmıştı. Kahvaltıyı hazırlayıp yerine ulaştırdıktan sonra açlıbaşı elime bir kova ocak külü verip denize dökmemi istedi. Hava rüzgarlıydı. Kovayı dökecekken Cansın bir işaret yaptı. Bana selam veriyor zannettim. Meğer külleri öteki tarafa dökmemi istemiş. Külleri denize dökeyim derken rüzgarın etkisiyle küller üstüme uçuştu. Kül banyosunu yalnız ben yapsam neyse. Kaptanla dümenci de küllere bulandı. Kaptandan öyle bir tekme yedim ki yere kapaklanı verdim. Mutfağa ancak sürüklenerek dönebildim. Kaptanın arkamdan gelip beni döveceğinden korkmuştum. Ama gelmedi. Öğleden sonra kaptanın kamerasını temizlerken başucundaki küçük bir kitapta edebiyat, sanat, bilim kitaplarına rastladım ve çok şaşırdım. Kameradan çıkarken kaptan hakkındaki düşüncelerimde ne kadar yanıldığımı anladım ve ona paramın çalındığını söylemeye karar verdim. Kaptan Küpeşte'ye dayanmış dalgın dalgın bir şeyler düşünüyordu. Ağzında sigarası vardı. Yanına yaklaştım ve soyulduğumu anlattım. Aşçı başından kuşkulandığımı belirttim. Bu sana bir ders olsun diye mırıldandı. Bundan sonra paranı nasıl saklayacağını öğrenirsin. Gerekli önlemleri alırsın artık. Parayı sen kazanmadığın için değerini bilmiyordun bu iş bu yüzden geldi başına. Bunları dedikten sonra sustu. Sigarasından birkaç nefes çekerek uzaklara baktı. Sakin bir sesle, seni burada tutmamın nedenini biliyor musun diye sordu. Çünkü benden daha güçlüsün dedim öfkeyle. Bunu yalnız kaba kuvvete mi bağlıyorsun? Sakın yanılmış olmayasın. Belki başka nedenler de olabilir. Bir de bunları düşünsene. Neyse, yaşayan görür. Böyle dedikten sonra gitmeye hazırlandı ve durdu. Çalınan paran ne kadardı diye sordu. 185 dolar efendim dedim. Kafasını sallaya sallaya yürüdü. Tayfaları sövüp saydığını duydum. Ertesi sabah hava çok güzeldi. Kaptan güvertede gezinip duruyor. Geminin daha gitmesi için Kuzeydoğu'dan gelecek rüzgarı bekliyordu. Geminin daha hızlı gitmesi için Kuzeydoğu'dan gelecek rüzgarı bekliyordu. Avcılar son hazırlıklarını yapıyorlar, sandallarına av malzemelerini yüklüyorlardı. Altı sandal avcıların, bir sandal da kaptanındı. Gemicilerle avcılar arasında anlaşmazlık vardı. Sık sık kavga çıkıyordu. Yine öyle günlerden biriydi. Sınırlı bir hava vardı gemide. Her gün gemicilerden biri direğe çıkar, fırtınanın dolaştırdığı ipleri çözerdi. Sıra Harrison bir köylü çocuğuna gelmişti o gün.'' Pek gemicilikten anladığı yoktu Harrison'ın ve direğe çıkmaktan da korkuyordu. Johnson buna çok kızdı ve sövüp saymaya başladı. Kaptan öfkeyle onu susturdu. Yeter diye bağırdı. Bu gemide benden başkası küfredemez. Anladın mı? Evet efendim maaş üstüne. Harrison bir kurtuluş olmadığını anlayınca direğe tırmanmaya başladı. Korkudan da tir tir titriyordu. Paniğe kapılırsa yere düşebilirdi. Derken büyük bir dalgayla gemi yana yattı ve Harrison düşecek gibi oldu. Zar zor kurtuldu ama sapsarı kesilerek kusmaya başladı. Kaptanın onu acıyarak aşağıya indireceğini sandım. Ama kaptan onu korkaklıkla suçladı ve Johnson'ın aşağıdan çekilmesini emretti. Johnson kaptana karşı çıktı ve iyi niyetli biridir, zamanla öğrenir, bu bir...'' Sözlerini tamamlayamadan kaptan onu susturdu. ''Yeter!'' diye bağırdı. O benim adamım değil mi? Ne istersem onu yaparım. Siz ne karışıyorsunuz? Orada kalacak diyorsam orada kalacak. Harrison tırmanmayı sürdürdü. Direğin tepesine gelince iplerin düğümlerini çözdü. Yelkenleri yerli yerine oturtturdu. Aşağıya bön bön baktı. Herhalde inmeye cesareti yoktu. Saatlerce orada kaldı. Yardım etmeye kalkanları kaptan engelledi. Harrison baktı ki iş başa düştü. Kendisine de aldıran yok. Saat 6'da yavaş yavaş aşağıya indi. Hiç konuşmadan önüne bakarak kamerasına gitti. Ertesi gün öğleden sonra güverteyi silerken kaptan başıma dikildi. "Neo, Bugün niye bu kadar sinirlisin? Ne oldu? diye sordu. O çocuğa karşı gösterdiğiniz acımasızlık beni üzdü dedim sertçe. Kaptan bir kahkaha attı. Ha, şu deniz tutan çocuğu kastediyorsun galiba. Böyledir işte. Kimini deniz tutar, kimini tutmaz. Dün ona yardım etmiş olsaydık direğe bir daha çıkamazdı. Ama neredeyse düşüp ölecekti. İnsanlara hiç değer vermiyorsunuz. İnsan hayatı mı dedin? Böyle basit insanlar için hayatın ne değeri olabilir ki? Unutma, hayat sadece insanların kendisi için değildir. Herkes kendi hayatının değerini bilmeli, ona göre davranmalı. İnsan kendisini kurtaramadıktan sonra diğerleri ne yapabilir ki?'' Güvertenin temizliğini bitirince doğrulup kaptana baktım. Evet, bu konuda ne düşünüyorsun bakalım diye sordu. Hiç dedim. Dün söylediklerinizle bugünküler birbirlerine uyuyorlar. Öğle yemeğinden sonra kaptan kamerasında aşçıyla iskambil oynamaya başladı. Ben içki ve yiyecek taşırken onlar çoktan masaya oturmuştu bile. Aşçıbaşı hiç durmadan içiyor, içtikçe de gevezeleşiyordu. Söylediğine göre İngiltere'de iyi bir ailenin çocuğuymuş. Kara talihe onu buraya atmış. Ben iyi bir insanım, param da boldur deyip duruyordu. Çok geçmeden tamız kumarda kaybetmeye, kaybettikçe içmeye, içtikçe de daha çok kaybetmeye başladı. Kaptan da içiyor ama içki ona pek dokunmuyordu. En sonunda aşçı bütün parasını kaybetti ve hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Kaptan bir şey olmamış gibi onu seyrediyordu ve bana dönerek Aşçı başını dışarı çıkar da biraz hava alsın. Durumu çok kötü dedi. Aşçının koluna gelip dışarıya çıkarttım. Olayı öğrenip kahkahayla gülen birkaç avcı onu elimden aldılar. Geri döndüğümde kaptan kazandığı paraları sayıyordu. Tam 185 dolar diye mırıldandı. Öyleyse gemiye geldiğinde cebinde beş para yokmuş. Benim paralarımı çalmıştı. Onlar benim paralarım. Hayır dedi sanırım bir dil bilgisi hatası yaptın. Benim de diyecektin. Dil bilgisi değil, ahlak sorunu bu dedim. Rahat bir soluk alıp arkasına yaslandıktan sonra, biliyor musun Humble, insan ancak kendi kendine haksızlık eder. Benim sana parayı vermem kendime karşı bir haksızlık değil mi? Öfkeyle bağırdım. Sizin ahlakla uzak yakın hiçbir ilginiz yok. Evet öyle dedi hiç kızmadan. Benim namım Kurt'tur unutma. O akşam sofrada kaptan ve avcılarla birlikteydim. Yemek servisini kaptanın emriyle aşçı başı yapıyordu. Gece boyunca kaptanla ahlak, erdem gibi konulardan söz ettik. O günden sonra kaptan Kurtlarsın'la sık sık oturup konuşmaya başladık. Akşam yemeklerini birlikte yiyor, çeşitli konulardan söz ediyorduk. Kaptan kendine özgü bir dünya görüşü olan ilginç bir kişiydi aynı zamanda da çok ilkeldi. Kızdığı zaman dünyayı gözü görmüyordu. Bir gün kendisini biraz fazlaca eleştirdiğim için kolumu öyle bir sıktı ki kendimi bir mengeneye kısılmış zannettim. Kolumu bırakınca hemen yere yığıldım. Ertesi günü mutfakta patates soyarken yanıma geldi. Kolumun nasıl olduğunu sordu. Daha ben bir şey demeden gülerek daha da kötü olabilirdi dedi. Dediğini kanıtlamak için irice bir patates aldı öyle bir sıktı ki patates püre haline geliverdi. Patatesin posasını önümdeki tabağa fırlatarak çıktı gitti. Kaptanla sıkı fıkı olup kendisinin bize hizmet etmek zorunda kalması yüzünden olacak açta başı bana kim ve nefretle bakıyordu. Durmadan sövüp sayıyor, kendisinin yapması gereken işleri bile bana yüklüyordu. Onun bu hareketine karşı homurdanmaktan başka bir şey yapamıyordum. Bir günde bana pis pis bakarak gemici bıçağını bilemeye başladı. Herkes aşçı başının bana olan düşmanlığını haber almıştı. Ne olacağını merak ederek bizi izliyordu. Korkumdan ona arkamı dönemiyor, mutfaktan çıkarken bile geri geri yürüyordum. Bu durumumla diğer gemiciler dalga geçiyorlar, alayla gülüyorlardı. Daha fazla dayanamadım ve durumu kaptana anlatmaya karar verdim. Kaptan akşam yemeğinden sonra kamerasında oturmamı söyleyince konuyu ona açtım. Hiç etkilenmemiş bir yüz ifadesiyle beni dinledikten sonra hmm, korkuyorsun değil mi?'' diye sordu. ''Evet'' dedim. ''Ne yalan söyleyeyim korkuyorum.'' ''Saçmalama'' dedi. ''Ne varmış korkacak? Bu korkundan kurtulmalısın. O sana nasıl davranıyorsa sen de ona öyle davran. Yılgınlık gösterme sakın. Başka seçeneğin yok.'' Onu yenersen seni aşçı yaparım ve aylığını da 45 dolara yükseltirim. Kararımı verdim ve ben de bir gemici bıçağı alıp belime soktum. O bıçağını çıkartıp bilemeye başladığı zaman ben de bıçağımı çıkartıp bilemeye koyuldum. İki saat sonra aşçı başı aniden elindeki bıçağını ve bileği taşını yere bırakarak elini bana uzattı. Bu adamlar birbirimize bıçaklamamızı bekliyorlar. Onlara bu fırsatı vermeyelim. Sen aslında iyi birisin Humble. Hadi gel de tokalaşalım dedi. Şaşkınlıkla yüzüne baktım. Ondan böyle bir davranış beklemiyordum. O el sıkışmak istemediğimi zannetti. Peki sen bilirsin. Elimi ister sıkarsın, ister sıkmazsın dedi. Ne yaparsan yap seni yine de seveceğim. Yanında küçük düştüğünü anladı. Öfkesini seyircilerden çıkarmak istercesine orada toplananlara Gösteri bitti beyler. Hadi dağılın bakalım. Çekin arabanızı dedi. Bizi seyredenler giderlerken kendi kendilerine ''Savallı aşçıbaşı'' diye mırıldanıyorlardı. Hımbıl onu yendi. Artık mutfağın tek efendisi Hımbıldır. Gerçekten de gemicilerin düşündüğü gibi oldu. Aşçıbaşının süngüsü düşmüştü. Artık bana eskisi gibi kötü davranmıyor, aksine saygılı bir tavır takınıyordu. Bana emretmesi falan da kalmamıştı. Açık denizdeki yeni okulumda bir dersten daha başarıyla geçmiştim dersin adı kaba kuvvete karşı kaba kuvvetle karşılık vermekti. Şu anda içinde bulunduğum toplumun tek kuralı buydu sadece. Kurtlar senle dostluğumuz gün geçtikçe güçleniyordu. Zaman zaman tartışıyorduk ama ikimiz de birbirimizle konuşup sohbet etmekten hoşlanıyorduk. Günlerden bir gün kaptanın yanına gittiğimde başına ellerinin arasına alıp hıçkırdığını gördüm. Önce ağlıyor zannettim. Hayır ağlamıyordu ama acı çekiyordu. Bir ara avcılara baş ağrısı için bir ilaç sordu. Bu baş ağrısı üç gün sürdü. Bu sürede kimseyle konuşmadı. Kamerasında acısıyla baş başa kaldı. Üç gün sonra iyileşmişti. Sabahleyin kamerasına geldiğim zaman masasında çalışıyordu. Önünde bazı kağıtlar vardı. Bana döndü, günaydın Humble dedi. Günaydın dedim, bugün iyi görünüyorsunuz. Ona kimi zaman sen, kimi zaman da siz diye sesleniyordum. Evet iyiyim dedi. Gel bak sana yeni bir çalışmamı göstereyim. Açık denizde yıldızlara bakarak yer belirlemeye yarıyor. Harita üzerinde uygulandığı zaman geminin yerini kesin olarak belli ediyor. Çok yetenekli bir kişisiniz kaptan dedim. Böyle basit bir avcı gemisine nasıl düştünüz? İnsanlığa daha üst kademelerde hizmet edebilirdiniz. Yüzüme bakarak Ekin ekmeye giden çiftçileri gözünün önüne getir Humble dedi. Tarlaya attıkları tohumlardan bir kısmı taşların ya da ısırgan otlarının üstüne düşerler ve hiçbir zaman kök salıp yeşeremezler. İşte ben de o talihsiz tohumlardan biriyim. Norveç'te, batı kıyılarında, Romsdal Fjordu dolaylarında doğdum. Danimarkalı bir ailenin çocuğuyum. Yoksul ve bilgisiz insanların arasında geçti çocukluğum. Küçük yaşlardan beri denizlerde, gemilerde çalıştım. Azar işittim, küfür yedim, itildim, kakıldım. Sonra sustu ve uzaklara baktı. Peki nasıl oluyor orada? Hemen sözümü kesti. Okuma yazma biliyorum. Darwin'i, Spencer okuyorum değil mi? 12 yaşımdan sonra İngiliz ticaret gemilerinde kamarot olarak çalıştım. 17 yaşımda gemicilikle ilgili her şeyi öğrenmiştim artık. İçimdeki sonsuz hırs ve öğrenme isteğiyle matematik, bilim, edebiyat hepsini okudum ve öğrendim. Böylece hem yalnızlığımı giderdim hem de dünya görüşüm gelişti. İşte şimdi kaptanım, gemim, adamlarım var. Yine de kendimi köksüz bir filize benzetiyorum. Gene sustu ve denizi seyretti. Bu dünyada kardeşimden başka beni anlayan kişi sensin Humble dedi. Demek bir kardeşiniz var ha dedim. Evet var ya. O ne iş yapıyor peki? O da benim gibi ayıbalığı avcısı. Namı da ölümler sendir. Ölümler sen ha? O kafasız biridir. Hiçbir şey düşünmez. Okuma yazma bile bilmez. Ölümler sene Japonya kıyılarında rastladık. Makedonya adlı buharlı geminin kaptanıydı. Gemicilerin söylediğine göre haşhaş kaçakçılığı yapıyor, Çin'e silah götürüyormuş. Korsanlık yaptığı da söyleniyordu. Güney Pasifik'e gelmiş. Önce batıya, daha sonra kuzeye dönecek, adalara uğrayıp su sonra Japonya kıyılarına gidecektik. Av bölgemiz orasıydı. Gemide herkes sabırsızlanıyor, kavga çıkarmak için bahane arıyordu. Bütün balıkçı gemilerinde olduğu gibi gemimizde de bir kantin vardı. Kantini de Kaptan Larson işletiyordu. Johnson kantinden bir deri ceket almıştı. Ceket hoşuna gitmemiş olacak ki herkese kantinden bir şey almamalarını söylemeye başladı. İkinci kaptan da onun bu yakınmasını kaptana bildirdi. Bunun üzerine kaptan Johnson'ı çağırdı. Gelince de kapıyı sürgül etti. Onu sorguya çekmeye başladı. Ceketi beğenmediğini ulu orta her yerde söylediği için onu fena azarladı. Daha sonra da üstüne atılıp tekme yumruk yağmuruna uğrattı. İkinci kaptan Johnson da kaptana yardım etti. Johnson çok geçmeden bir külçe gibi yere yığılmıştı. Johnson hızını alamamış hala vuruyordu. Kaptan ona durmasını söyledi. Dinlemeyince hiddetle yere itti. Daha sonra da bana dönerek kapıları aç artık dedi. Ben kapıyı açınca kaptanla ikinci kaptan dövdükleri Johnson'ı kollarından, bacaklarından tuttukları gibi güvertenin tam ortasına fırlattılar. Johnson'ın ağzından, burnundan, kulaklarından kan geliyordu. 10 dakika içinde yüzü gözü şişmiş, vücudu çürük içinde kalmış, tanınmayacak hale gelmişti. Önce yanına yaklaşmaya cesaret edemediler. Sonra Kamarot George, Johnson'ın yaralarını sarı verdi. Kaptan küpeşteye dayanmıştı. Ağzında bir sigara vardı. Kamarot Lech kendini tutamadı. Allah cezanı versin senin diye bağırdı. Sen katil, aşağılık, pis bir domuzsun. Hepimiz şaşkınlık ve hayret dolu bakışlarla birbirimize bakıyorduk. Kaptanın hemen zavallı kamarotun üstüne saldırıp onu döveceğini zannediyorduk. Oysa Larsen dirseklerini küpeçteye dayamış, kendisine hakaretler yağdıran Lece seyrediyordu. Kamarot hızını alamamıştı, bağırıp duruyordu gene. ''Hadi alçaklarsın, cansına yaptıklarını bana da yapsana, beni de döv, senden başka ne beklenir ki? Hadi.'' başı çöp dökmek bahanesiyle dışarıya çıkmıştı. Asıl amacı Leç'in yiyeceği dayağı görmekti. Kaptana yaranabilmek için ne biçim konuşma öyle diye kamarotu azarladı. Karşında bulunan kişi bir kaptandır, senin kaptanındır. Leç öfkeyle aşçıbaşının üzerine saldırdı. Onu bir yumrukta yere devirip üzerine çıktı. Tekme tokat dövmeye başladı. Kaptan hiçbir şey olmamış gibi bakıyordu. Aşçıbaşı'yı kimse sevmediği için yardımına koşan olmuyor, yediği dayaklara seyirci kalıyordu. Sonunda leç vurmayı bıraktı. Yerinden doğrulup terini silerek çevresine baktı. Daha sonra ağır ağır güverteyi terk etti. Kaptan yerinde öylece duruyordu. Mutfağa gitmeden önce aşçıbaşıya baktım. Hali fenaydı. İçimde garip bir duygu vardı. Düşmanımın dövülmesi beni memnun etmemişti. İçimdeki güzel ve iyi duygular... Yavaş yavaş kayboluyorlardı. Aşçıbaşı başı tamız kendini toparlayamadığı için üç gün mutfak işine ben baktım. Yemek pişirdim. Yerleri silip süpürdüm. Yaptığım yemekler çok beğenildi. Üç gün sonra kaptan Larson aşçıbaşı başı tamıza mutfaktaki işinin başına geçmesini emretti. Aşçı başı sızlandı. Yalvarıp yakardı ama dinletemedi. Oysa her tarafı çürük çarık içerisindeydi. Yüzü güzü şişmişti güçlükle soluk alıp verebiliyordu. Mutfağa gelir gelmez ocağın başındaki bir sandalyeye çöküp ağlamaya başladı. Bir yandan da kötü talihine kızıyor, sövüp sayıyordu. Hayatta hiç gülmedim, hep kötüydü kaderim diye yakınıyordu. Okula gönderen, hasta olduğum zaman bana bakacak, karnımı doyuracak bir yakınım olmadı. Ömrümce hep ağladım, acı çektim ve üzüldüm. Kaburgalarım kırıldı, yakında kan kusmaya başlarım. Gerçekten de dediği gibi, ertesi günü kan kusmaya başladı. Ama ölmedi, sağlığına kavuştu. Sürüne sürüne gelebiliyordu mutfağa ve iş yaparken de yüzünü sürekli buruşturuyordu. Johnson daha güç iyileşti. Kamerot için kaptana ve yardımcısına duyduğu kim ve nefret daha hala geçmemişti. Bir gün ikinci kaptanla itiştiler. Bir gürültü duydum. Gidip baktığımda gördüm ki Yerde kan izleri var. Leçin bıçağı duvara saplanmış. Ortalık yatıştığı zaman bıçağı hemen oradan alıp sakladım. Gizlice leçe bıçağını verdim. Yüzüme gülümseyerek baktı ve sevindi. Avcı Lois güvertede denize bakarken yanına yaklaştım. Fısıltıyla neyse ki ölen falan yok daha dedim. Lois acı acı başını salladı. Yanılıyorsun diye mırıldandı. Bu gidişle bir şeyler olacak. Çok kötü şeyler olacak hem de. Üstelik çok da yakında. Lois'in dedikleri çok geçmeden gerçekleşti. Birkaç gün sonraydı. Geç saatlere kadar güvertede kaldıktan sonra kamerama gelmiştim. Ama içerisi çok sıcak olduğu için battaniyemi ve yastığımı alarak güverteye döndüm. Orada yatmayı düşünüyordum. Dümende her ısım vardı. Dalgındı. Battaniyemi yere serip yatmaya hazırlanırken arkamda derin bir ses duydum. Bir de baktım ki... Denizden gemiye biri çıkıyordu. Korkuyla irkildim. Uzanıp bakınca bunun kaptan Larson olduğunu gördüm. Elimi uzatarak çıkmasına yardım ettim. Başında derin bir yara izi vardı. Biri başına vurup denize atmış olacaktı. Kaptan üzerindeki suları güverteye yakıtıp susmamı söyledi. Kendisiyle birlikte gelmemi işaret etti. Dümendeki Harrison'ın yanına gittik. Kaptan ona ikinci kaptanı görüp görmediğini sordu. Harrison kendisine çeki düzen verdikten sonra ''Hayır efendim, öğleden beri hiç görmedim.'' dedi. Kaptanla birlikte geminin baş üstüne gittik. İkinci kaptan aşağıda arayayım mı efendim diye sordum. Hayır, ben onun nerede olduğunu tahmin ediyorum dedi. Gemicilerin topluca yattıkları kameraya girdi. Ben de onu izledim. Kaptan gemicilerin nabızlarını sayarak uyuyup uyumadıklarını birer birer kontrol etti. Üçüncü yatakta yatan Johnson'dı. Kaptan onun nabzını saymaya başladı. Ranzanın üstünde de kamarot George Leach yatıyordu. Birden Leach yerinden doğruldu. Elimdeki feneri biri hızla çekti aldı. Her taraf karanlık olunca üst ranzalardan kaptanın üzerine atılanlar oldu. Kaptan karşı koyuyordu ama onlarla baş etmesi olanaksızdı. Gemiciler vur kafasına dağıt beynine diye bağırıyorlardı. Bir gemici İkinci kaptan da burada yakaladım onu diye bağırdı. Gözlerim karanlığa alışınca kaptanın üzerinde yedi sekiz kişinin bulunduğunu gördüm. Dövüş bir süre daha sürdü. Bir denli için buraya gelin yakaladım onu diye bağırdığını duydum. Bir bıçak bulun bana. Bir bıçak istiyorum. Bıçak yok mu? Saldırganlar karanlıkta birbirlerine girmişlerdi. Kaptan fırsattan yararlanarak merdivenlere yaklaştı. O sırada yukarıdan birinin Hey, neler oluyor orada diye bağırdığı duyuldu. Sen kimsin? Letimer, nöbetim bitti. Nöbet değişimi için geldim. Hey, oradaki duyuyor musun beni diye sordu. Evet, sen kimsin? Kaptanlarsın. Elini ver de çıkayım buradan. Delikten içeriye uzanan eli kaptan hemen yakaladı. Aşağıdan bırakmak istemediler. Tekme atarak kurtulmaya çalıştı. Birkaç kişi bağırarak yere düştü o sırada yakılan fenerin ışığında Leç'in kaptanı yakalayayım diye hamle yaptığını ama yediği tekmeyle paldır küldür yere yuvarlandığını gördüm. Daha sonra kaptan Lersin ve fener gözden kayboldu. Kamera zeferi karanlığa büründü. Kameradakiler kaptanı ellerinden kaçırdıkları için üzgün üzgün söyleniyorlar ve birilerini suçluyorlardı. Beni fark etmesinler diye olduğum yerde büzülmüştüm. Bir fener yaktılar. İkinci kaptanın orada olmadığını gördüm. Belki de çoktan denize atmışlardı. Kamarot George Leigh bana bir bıçak bulup getirseydiniz onu elimizden kaçırmazdık diye bağırdı. Şimdi o kurt yaptığımızı fitil fitil burnumuzdan getirir. Neden bir bıçak getirmediniz? Ama o anda bıçağı nereden bulabilirdik ki? Peki, peki, olan oldu. Kaptan sorarsa uyuduğumuzu, hiçbir şeyden haberimizin olmadığını söyleyeceğiz, tamam mı? O sırada yukarıdan Latimer Hey aşağıdakiler Kaptan Humble arıyor orada mı diye sordu. Yok dediler. Ezilip büzülüp buradayım diye bağırdım. Şimdi geliyorum. Hepsi de bana baktılar. Merdivenlerden çıkmaya çalışırken Bir el beni yakaladı. Gemici Kelly'nin eliydi bu. Seni pis casus seni. Bir yere gitmene izin vermeyecek. Burada izi vereceğim şimdi. Kendimi savunmaya hazırlanmıştım. Kamerotla Bırak yakasını gitsin diye bağırdı. Bize zararı dokunmaz onun. Keli ister istemez beni bıraktı. Yukarı çıkarken kameradakilere baktım. Hiçbir şey duymadım ben dedim. Bana güvenebilirsiniz. Sonra da çıkıp kaptanın yanına gittim. Kurtlarsen aynanın önüne geçmiş yaralarını inceliyordu. Sanki beş dakika önce ecel terleri döken, ölümden güç kurtulan o değilmiş gibiydi. Gülümseyerek, Hoş geldin doktor dedi. Şu yaralarımı bir temizleye ver bakalım. Sesimi çıkarmadan ocakta kaynayan sudan bir parçasını bir tasa boşalttım ve temiz bir bezle yaralarını temizledim. Vücudu çok sağlam ve güçlüydü. İşimi bitirince bir sandalyeye oturdu. Ciddi bir tavırla yüzüme baktı. İkinci kaptanımı kaybettim dedi. Bundan sonra ikinci kaptan sen olacaksın. Ayda 75 dolar alacaksın. Kimse de sana humble diyemeyecek.'' Hayır ben ikinci kaptan olmak istemiyorum dedim. Sözüme kulak bile asmadı. Size iyi geceler Bay Van Maiden dedi. Yarın görüşürüz. Bana ilk kez bay diyordu. Hayretle yüzüne baktım. Bu kesin istek karşısında itiraz edemedim. Kapıya doğru yürürken size de iyi geceler kaptan dedim. İkinci kaptan olduğum için artık bulaşık yıkamıyordum. Ama gemicilikten anlamadığım için çok acemilik çekiyordum. Yine de elimden geleni yapmaya çalışıyordum. Gemiciler bana yardım ediyorlardı. Kaptan Kurtlar sende yardımcı oluyor, beni onurlandırmak için özellikle tayfaların yanında Bay Van Maiden diye sesleniyordu. Birisi bana saygısızlık yaptığı zaman onu cezalandırıyor ve asla affetmiyordu. Bir gün tayfalarla birlikte yelkenleri toplamış, tüm işleri tamamlamıştık ki yanıma kaptan yaklaştı ve övgüyle Başarın için seni kutlamak isterim Mama Aydın dedi. Artık kendi ayaklarının üstünde durmasını öğrendin. Az kazanç değildir bu. Ben mutluydum ama gemidekilerin çoğu cehennemde hissediyorlardı. Kamarot kaptanı ne zaman görse homurdanıyor ve küfrediyordu. Kaptan nedense bunu aldırmıyor, onu vurup öldürmeye kalkmıyordu. Bu arada gemicilerle avcılar arasında da küçük kavgalar çıkıyor ama çabucacık bastırılıyordu. Aradan günler geçti. Kamarotla için kaptan olan Kane'i söneceğine daha da arttı. Üstün özlük yanına bir de Johnson almıştı. İkisi işbirliği etmişler, kaptana karşı cephe almışlardı. Su alacağımız Van adasına yaklaşmıştık. Karaya çıkma hazırlığı içerisindeyken kaptan Lersin, Leach'in yanına yaklaşarak seni elbet bir gün öldüreceğim dedi. Ölümünün benim elimden olacağını biliyorsun değil mi? kaptan aynı tehdidi cansına da savurdu. Onu ölmekten beter edeceğini söyledi. Gemimiz suyu bol bir pınarı olan koya demir atmıştı. Arka kısımda volkanik dağlar vardı. Aşılması olanaksızdı. Bu yüzden kaçmak da zordu. Ancak deniz yoluyla kaçılabilirdi. Aynı şeyi Harrison ve Kelly de düşünmüş olacaktı ki kaçmaya çalıştılar. Kıyıda doldurulan fıçıları gemiye taşırken kayıklarını birden karşıdaki yarım adaya çeviriverdiler. Onları gören Smok, tüfeğiyle nişan aldı ve bir vuruşta kelinin elindeki küreyi ortadan ikiye böldü. İkinci atışta da küreyi büsbütün işe yaramaz hale getirdi. Kaptan Larson bir kayık göndererek onları gemiye aldırdı. Kaçaklar gemiye gelince hiçbir şey demedi ve cezalandırmadı. O gün öğleden sonra gemimiz hareket etti. Ortalıkta bir ölüm sessizliği vardı. Kimse ağzını açmıyordu. Başüstü güvertesinde Johnson ile Lech'e üzüntüyle denize bakarken gördüm. Yanlarına yaklaştım. Lech bana baktı. ''Sizden bir ricam var Bay Van Maiden, dedi. ''San Francisco'ya geri döndüğünüzde Matt McCary'i bulmanızı istiyorum. Kendisi babamdır. Tepenin ardındaki sokakta bir dükkanı vardır. Terzilik yapıyor.'' Ona kendilerini üzdüğüm için çok pişman olduğumu, benim için yaptıkları her şey için teşekkür ettiğimi söyleyin lütfen. Onun bu sözleri içime işledi ve gözlerim yaşardı. Tabii ki giderim, tabii ki söylerim Lech dedim. Ama merak etme, babanı birlikte ziyaret edeceğiz. Bu konuda hiç kuşkulanmayın. Ellerimi tuttu. Sözleriniz çok inandırıcı. İnanmak isterdim doğrusu dedi. Ama kaptanın dediklerini duydunuz aklına koyduğunu muhakkak yapar. Bir an önce yapsın da o da kurtulsun ben de kurtulayım. Ve Şaponya kıyılarına gelmiştik. Bu kıyılara gelince büyük bir ayı balığı sürüsü karşımıza çıktı. Ayı balığını sadece derisi için avlıyorduk. Eti yenmiyor, yağından yararlanılmıyordu. Derisi kürk yapımında kullanılıyordu. Ayı balıkları zıpkınla avlanıyorlardı. Avcılar ayı balıklarını avlayıp gemiye getiriyorlar ben ve birkaç gemici deresini yüzüp tuzluyor ve ambara atıyorduk. Her taraf kan içerisindeydi. Kendimi bir mezbada hissettim ve midem bulandı. Ama sonra alıştım ve hiç de etkilenmez oldum. Kısa zamanda içime bir güven duygusu yerleşmişti. Kendime güveniyor, üstüme düşen görevi en iyi biçimde yapmaya çalışıyordum. Bu duyguyla gemiciliği yavaş yavaş öğrenmeye başladım. Artık dümen tutmak, yelken dizmek, direğe çıkarak çevreyi gözetlemek bana çok kolay geliyordu. Bir bakışta geminin hangi yöne gittiğini, rüzgarın nereden geldiğini de anlayabilirdim. Güneşli bir gündü. Avcılar ve diğer gemiciler ayı balıklarının peşinden kayıklarıyla iyice uzaklaşmışlardı. Gemide ben, kaptan Lersim ve ve aşçıbaşı Magret'ten başka kimse yoktu. Kaptan telaşla ufuklara bakmaya başladı. Oldukça kaygılıydı. Merakla yanına yaklaştım. Daha ben sormadan, barometre durmadan düşüyor. Eğer böyle giderse bizimkiler hayaleti göremezler bir daha dedi. Öğleye doğru da rüzgar durdu. Denizin üstü cam gibi olmuştu. Hava çok boğucuydu. Kaliforniyalılar böyle havalara deprem havası derlerdi. Doğuda iri bulutlar belirmeye başlayınca kaptan doğu ufkunu inceleyerek bana hadi direğe çık da üst yelkenlere boşluk ver dedi. Dediğini hemen yerine getirdim. Aşağıya inince ayaküstü bir şeyler yedik. Bulutlar gittikçe kararıyorlardı. Denizdeki 18 adam ne durumdaydı acaba? Kaptanlar ise mutfağa giderek aşçı başına yardıma çağırdı. Sıcak dayanılmazlaştı. Doğudan hafif bir esinti geldi. Kaptan, aşçı başı diye bağırdı. Şu palangayı çabuk boşalt, vereceğim emirlere uymazsan senin için çok fena olur.'' Sonra dümene doğru gitti. Bizimkilerin çoğunun güneyde olduğunu sanıyorum dedi. Rüzgarı yandan alarak oraya gidelim. Belki bir kaçını kurtarabiliriz. Ben yelkenlerin yanına gittim. Aşçıbaşı başı baş tarafa gitti. Rüzgar gittikçe artıyordu. Yelkenler rüzgarla doldu ve gemimiz hayalet güneye doğru hızla yol almaya başladı. Rüzgar daha da artınca kaptanın emrini beklemeden yelken küçülttüm. Kaptan yaptığım işten memnun kalmıştı. Beni yanına çağırdı. Dürbününü alarak direğe tırman da bir bak bakalım. Çevrende kayık var mı hiç? Kaptanın emrini derhal yerine getirdim. Ama ne yazık ki hiçbir kayık görememiştim. Rüzgar gittikçe hızını arttırıyor, deniz beyaz köpüklerle doluyordu. Çalkantılı denizde bir saat kadar gitmiştik. Uzaklarda bir yerde bir siyah nokta gözüme çarptı. Bu noktayı kaptan da görmüş olacak ki dümeni o tarafa doğru yöneltti. Siyah nokta gittikçe büyüyordu. Kurtlar sen dümeni sıkıca kavrarken bundan sonra olabileceklere dikkat et Bay Van Vyden, diye beni uyardı. Umudunuzu kaybetmeyin, işinizi bırakmayın yoksa felaketten kurtulamayız. Sandala iyice yaklaşmıştık. Deniz iyice kabarmıştı. Sandalın içinde üç kişi vardı. İri bir dalga üstümüze doğru gelmeye başlamıştı. Derin bir nefes alarak dalgayı karşılamaya hazırlandım. Tüm çabalarıma karşın dalganın beni sürüklemesine engel olamamıştım. Hemen yelkenlerin kopan halatlarını tutup asılarak rüzgârla dolmalarını sağladım. Fırtınanın etkisiyle birkaçı yırtılıp parçalandı ama bereket versin ki direkler parçalanmamıştı. Kurtlar senin de yardımıyla işimi tamamladım ve sandaldakilere çengelli bir halat attım. Onlar da onu sandallarına takarak güverteye çıkmaya başardı. Bir dalga sandalı kaldırınca da tekneyi güverteye çektiler. Tayfalarımız bir kazaya uğramadan kurtulmuşlardı. Kaptan durumlarına baktıktan sonra emirler yağdırmaya başladı. Gemimiz az zamanda batmaktan kurtulmuştu. Yarım saat sonra alabora olmuş bir kayık göründü. John Horner, Lois, Johnson adlı gemiciler kayıya tutunmuş, yanlarına gelmemizi bekliyorlardı. Onları da kurtardık. Bu arada karanlık iyice artmıştı. Güneş batmış olamazdı. Herhalde bulutlar güneşi örttüğü için ortalık oldukça karanlık görünüyordu. Aşçı başı ne yapacağını şaşırmış, oradan oraya sürüklenip duruyordu. Bir de baktım ki mutfağı dalgalar alıp götürmüş. Sonra gerçekten akşam oldu.'' bir şeyler atıştırdık. Işıkları yakarak yavaş yavaş ilerlemeye başladık. Bu arada Kerfoot'un fırtınada ezilen parmağını kesip yarasını sardık. Başka zaman olsa kan görmeye dayanamazdım. Ama şimdi bunlar bana çocuk oyuncağı gibi geliyordu. Açlı başı göğsünün ağırdığından söz etti. Muayene edince kaburgalarının birkaçının kırıldığını gördük. Karanlıkta bir şey yapamayacağımız için o işi yarına bırakıp kameralarımıza girdik. Kaptan Larson yorgun bir tavırla bize baktı ve güvertede yapacak bir şey kalmadığını yatabileceğimizi söyledi. Uyuyamam sanıyordum ama başımı yastığa koyar koymaz dalıverdim. Ertesi gün Kaptan Larson'la birkaç kitap karıştırıp kırık kaburgaları nasıl iyileştireceğimizi öğrenmeye çalıştık. Acıdan yerinde duramayan aşçı başının göğsünü sıkıca sardık. Böylece acısı biraz dinmişti. Bu arada fırtına da dinmişti. Bir süre daha çevreyi araştırdık ama diğer adamlarımızı bulamamıştık. Rastladığımız balıkçı gemilerine sorduk, soruşturduk. Kisko gemisinde iki sandalımızı ve bütün avcılarımızı bulduk. San Diego yelkenlisinde de Smoko ile Lech vardı. Onları da gemimize aldık. Ama Henderson, Yol Yoak, William ve adı aklıma gelmeyen bir avcı bulunamadı. Onları bulmaktan umudu kesip tekrar ayı balığı avına başladık. Kaptan sen iyi bir avcıydı. Gemicilere çok baskı yapıyordu. Yanına bir dümenci alarak ava çıkıyor ve bir sürü ayı balığı ağlayarak geriye dönüyordu. Fırtına gittikçe artmaya başlayınca rotamızı güneye çevirdik. Güneyde bir ayı balığı sürüsüne rastladık ve acımadan hepsini avlamaya başladık. Akşama kadar güverte kıpkırmızı olmuştu. Ayı balıklarının derilerini yüzdükten sonra Gerisini tekrar denize atıyorduk. Chorlét çekingen adımlarla yanıma yaklaştı. Kıyıdan ne kadar uzakta olduğumuzu, Yokohama'nın nerede olduğunu söyleyebilir misiniz acaba diye sordu. İçin kaptandan kurtulmak için kaçmaya karar verdiğini anlayarak çok sevindim. Yokohama'nın batı kuzeybatıda olduğunu, 500 mil kadar uzakta olduğunu belirttim. Teşekkür etti ve gitti. Ertesi sabah tahminimde yanılmadığımı anladım. Üç numaralı sandalla Lech ve Johnson ortada yoktu. Yanlarına da birkaç su kabı, yiyecek torbası, araç ve gereç almışlardı. Kurtlarsen öfkeyle yelkenlerinin batı-kuzey batı rotasına göre düzenlenmesini buyurdu. Kaçakları yakalamak istiyordu belli ki. İki avcı ellerinde dürbün direğe çıkıp ufku araştırmaya başladılar. Üç gün sonra ufukta bir sandal göründü. Hayaletin dümeni hemen o tarafa çevrildi. Kaçaklar bulundu diye çok üzülmüştüm. Hele kaptanın gözlerinde sevinç ve zafer parıltıları görünce büsbütün deliye döndüm. Hemen kamarama inip tabancamı alarak güverteye geldim. Niyetim kaptan onlara bir fenalık yapmadan kendisini vurmaktı. Kayıkta beş kişi olduğunu öğrenince yüreğime su serpildi. Demek ki bunlar cansınla leç değildi. Kayın yanına iyice yaklaşmıştık. Ben içindekileri seçmeye çalışırken Smok hayretle şuraya bakın kayıkta bir de kadın var diye bağırdı. Gözlerimi kısarak bakınca kadını ben de gördüm. Kayığın arkasındaydı. Uzun bir paltosu vardı. Gözleri iri ve kahverengiydi. Ağzı küçük, yüzü ovaldi. Güneşten iyice yanmıştı. Kaptan beni çağırdı ve kadını kameraya götürüp rahat ettirmemi söyledi. Hemen bu emri yerine getirdim. Kadın, kaptanın kamerasından getirdiğim koltuğa oturup rahat bir nefes aldıktan sonra ''Benim için zahmetlere girdiniz. Hiç gerek yoktu bunlara. Adamlar Yokohama'ya yarın sabah varacağımızı söylemişlerdi. Siz oraya akşam ulaşırsınız herhalde.'' diye mırıldandı. ''Orası hiç belli olmaz bayan.'' dedim. ''Kaptan normal biri olsaydı dedikleriniz doğru olabilirdi. Ama şimdi her şeye karşı hazırlıklı olmalısınız.'' ama bizi kavgaya uğramaktan kurtardınız. Üstelik karaya da çok yakınız dedi kadın. Bunlar bizim kaptan için hiç de önemli sayılmaz. Dilerim ki yanılıyorumdur. Kadın çok yorgundu. İşin önemini kavramış değildi. Başı sağa sola düşüp duruyordu. Yüzündeki yanıklara krem sürerek açtı başının hazırladığı yatağa yatırdım. Üstüne battaniyeyi örtüp yüzüne baktım. Çoktan uyumuştu. Adının sonradan Mount Braster olduğunu öğrendiğim kadını uykusuyla baş başa bırakıp kapıyı örttüm. O sırada hayalet çoktan hareket etmişti. Güverteye çıktığım zaman Smok çıktığı direkten ufukta başka bir kayık var diye bağırmaya başladı. Şöyle bir bakınca bu kayığın Leş ve Johnson'ın kaçırdıkları kayık olduğunu hemen anladım. Herkes güvertede toplanmıştı. Hava çok ağırlaşmıştı. Yakında bir fırtına kopacak gibiydi. Kayıktakilere baktıkça içim yanıyordu. Hissettiklerimi anlayan Louis, onlara rastlamamız iyi oldu. Altlarındaki sandal böyle açık denizde yolculuk edecek kadar sağlam değil. Karaya ulaşamadan kazaya uğrayabilirlerdi. Yakalandıkları için bir bakıma şanslı sayılırlar dedi. Kurtlarsın hiç oralı değildi. Kazaya uğrayan adamlarla konuşuyordu. Beni kamerasına götürerek Adamlardan üçü yağ tüccarı, biri de mühendis dedi. Bize yardımları olur. Kadını konuşturabildin mi? Nasıl? Uyuyor dedim. Adı neymiş? Öğrenemedim. Peki siz nereden gelip nereye gittiklerini öğrenebildiniz mi acaba? Bir posta gemisinde yolculuk yapıyorlarmış. Geminin adı City of Tokyo. San Francisco'dan Yokohama'ya giderken bir tayfuna yakalanmışlar. Gemi çok eski olduğu için fırtınaya dayanamamış. İşte bildiklerim bunlar. Sesimi çıkarmadan önüme baktım. Neyin var? Hasta mısın yoksa? diye sordu. Şey diyecektim. Onları yok ahmaya bıraksak olmaz mı? Leşle Cansına ne yapmayı düşünüyorsunuz? Ne yapacağımı bilemiyorum şu anda. Yeni gelenlerle tayfa sayımız çoğaldı. Öyleyse onları bırakın da gitsinler. Ya da iyi davranın sizin yüzünüzden kaçıp gittiler gemiden. Benim yüzümden mi dedin? Evet, sizin yüzünüzden. Siz onlara kötü davranmasaydınız kaçmayacaklardı. Size uyarıyorum kaptan Lersin, bu zavallılara kötü davranmayın. Karşınızda beni bulursunuz. Gerekirse sizi öldürürüm. Kaptan memnun memnun gülümsedi. Şuna bakın hele, seninle gurur duyuyorum Humble. Kendine güvenin arttı bakıyorum. Senin bu halin daha çok hoşuma gidiyor doğrusu. Derken birden ciddileşti. Verilen sözlere inanır, onlara değer verir misin? Şey diye kekeledim tabii. Öyleyse seninle anlaşalım. Ben neçle cansına bir şey yapmayacağıma söz vereyim. Sen de beni öldürmeyi düşünme. Acaba yanlış mı duydum diye yüzüne baktım. Korkmuş muydu yoksa benimle dalga mı geçiyordu? Kaptan sabırsızlandı. Evet, Yanıtını bekliyorum. Peki anlaşmayı kabul ediyorum dedim. Tokalaştık. Yüzünde anlam veremediğim bir ifade vardı. Sandala yaklaştık. Dümende cansın vardı. Lech sandala dolan suları boşaltıyordu. Kurtlar senin emriyle dümendeki Louis gemiyi yavaşlattı ve durdurdu. Gemidekiler onlara sanki bir ölüye bakar gibi bakıyorlardı. Kaptan Louis'e yeniden emir vererek gemiye hareket ettirdi yeniden durduğumuzda uzakta bir nokta halinde görünüyorlardı. Sandal bize yaklaşmaya başladı. Tam yanımıza gelince gene hareket ettik. Sanki kovalamaca oynuyorduk. Durup bekliyor, yanımıza yaklaştıklarında tekrar hareket ediyorduk. İki saat sonra sağanak halinde bir yağmur başladı. Yağmur dindiğinde kayı bir daha göremedim. Demek ki denizin dibini boylamışlardı. Geminin burnunda derin düşüncelere dalmışken yanıma mühendis geldi. Aman Allah'ım diye inlercesine konuştu. Nasıl gemi bu böyle? Ne diyebilirim ki? Güçsüzdüm, onunla tartışacak halde değildim. Göründüğü gibi bir gemi işte diyerek kaptanın odasına gittim. Söz vermişsiniz diye mırıldandım. Evet, kıllarına dokunmayacağıma söz vermiştim dedi. Ama gördün ya işte, elimi bile sürmedim. Bunları söyledikten sonra korkunç bir kahkaha attı. Hemen yanından kaçtım. Yoksa başım belaya girebilirdi. Aşağıda hiçbir şeyden habersiz yatan kadını benden başka kimse kurtaramazdı bu gemiden. Kurtlar senin emri üzerine yağ tüccarı ile mühendis geminin mürettebatı olmuşlar, giysilerini değiştirerek aramıza katılmışlardı. Mühendisten öğrendiğine göre kadın yolcunun adı Bayan Brester'dı onun aşağıda kamerasında çıkmadan yalnız yemek yemesini istedim. Ama kaptan yemek saatinde gemideklerin hepsinin bir arada olmasının bir gemicilik geleneği olduğunu söyleyerek bu isteğimi kabul etmedi. Akşam yemeğinde yanımızda Bayan Browster da vardı. Hepimiz çoktan beri bir kadınla aynı sofrada yemek yemediğimiz için oldukça heyecanlanmıştık. Ama kaptan oralı bile değildi önündeki yemek tabağından başka bir yere bakmıyordu. Önce çekinen bayan Braster, kimsenin konuşmadığını görünce bütün cesaretini toplayarak kaptana Yokohama'ya ne zaman varılacağını sordu. Kaptan yemeğini bırakıp kadının yüzüne baktı ve hiç istifini bozmadan dört ay sonra dedi ama hiç belli olmaz üç aya da inebilir. Ama diye mırıldandı kadın. Ben Yokohama'ya bir günlük uzaklıkta bulunduğumuzu zannediyordum. Nasıl oluyor da? Kaptan onun sözünü kesti. En iyisi siz bu konuyu Bay Van Baden'la konuşun, dedi. Yanlışları doğruları iyi bilir o. Şey diye kekeledim. Sağlığınız için Japonya'ya gittiğinizi sanıyordum. Hayalette sağlığınıza kavuşmanıza yardımcı olabilir. Üstelik burada ömrünüzün sonuna kadar kalacak değilsiniz.'' Aklıma başka bir şey gelmediği için gelişi güzel konuşmuştum. Kaptan Kurtlarsın sigarasını yakarken Bay Van Maiden bu gemide patates soyup bulaşık yıkayarak iyice pişti diye lafa girdi. Kendini kurtarmasını, ayakta durmasını öğrendi. Benim kızmamı aldırmayarak sözlerini sürdürdü. Biz gemimize gelen konuklara çok iyi davranırız. Burada kendinizi evinizde hissedeceğinize eminim. Öyle değil mi Bay Van Maiden? Evet diye sert bir sesle konuştum. Patates soyup bulaşık yıkayarak. Kaptan özür dileyen bir ses tonuyla "Siz Bay sözlerine bakmayın bayan." dedi. Kendisi biraz hırçındır, öfkesini yenemez. Bakın, belinde gemici bıçağı var. Hep onunla gezer. Biraz yabanidir. İnsanlara pek alışkın, insanlara pek alışkın değildir. Kederle iş yapmaktan simsiyah kesilmiş parmaklarıma bakıp kaptana hak verdim. Bayan Brester ne diyeceğini bilemeyerek önüne baktı. Bir süre sonra başını kaldırıp, iyi ama beni yanınızdan geçen bir gemiye verebilirsiniz dedi. Buradan ayı balığı avlayan gemilerden başka bir gemi geçmez ki dedi kaptan. Kadın inlercesine, iyi ama benim başka giysim yok ki dedi. Bunun hiç önemi yok dedi kaptan. Eski giysilerden kendinize bir şeyler uyduruverirsiniz artık. Bayan Brenster dudak bükerek önüne baktı. Kaptan, yoksa dikiş dikmesini bilmiyor musunuz diye sordu. Herhalde siz de Bay Van Maiden gibi kendinize başkalarına hizmet ettiriyordunuz. Geçiminizi nasıl sağladığınızı sorabilir miyim? Kadın hiçbir şey söylemedi. Kaptan açıklamak gereğini duydu. Yani demek istiyorum ki, bakın biz ayı balığı avlıyoruz. Kazancımız bu yüzden. Sizin beslenmenizi sağlayan kim oldu bugüne dek? Bayan Brewster gülümseyerek "Korkarım ki başkaları." dedi. Kaptan gülerek başını salladı. Sizin gibi çalışmadan para kazananları Amerika'da serserilik suçundan hapse atıyorlar," dedi. "Çünkü kendine bakamayan, yeterli para kazanamayan kişi serseridir. Serserilik bir suçtur." "Gerçek mi bu? Bu konuda hiçbir bilgim yok doğrusu." kendi emeğinizle hiç hiçbir dolar kazandınız mı? Kadın alaycı bir ifadeyle, 9 yaşındayken 5 dakika konuşmadığım için babam bana 1 dolar vermişti dedi. Ya şimdi? Şimdi şöyle böyle yılda 1800 dolar kazancım oluyor. Hiç bu kadar parayı bir arada göremeyen gemiciler hayretle kadına baktılar. Kaptan Kaptanlarsın duyduğu hayranlığı gizlemeyerek Maaşınız mı bu yoksa ücretinizi parça başı alıyorsunuz? Üretim araçlarınız nelerdir? Kağıt ve mürekkep dedi kadın. Onun ünlü yazarlardan biri olduğunu anladım. Yavaşça "Siz Bayan Maud Braster'sınız değil mi?" diye sordum. Şaşkınlıkla yüzüme baktı. "Evet, ama siz nereden biliyorsunuz benim adımı?" diye sordu. "Küçük bir eleştiri yazısı yazmıştım." dedim. O da beni tanıdı tamam ben de tanıdım sizi diye sözümü kesti. Siz Humphrey Van Wyden olacaksınız. Sizinle karşılaşmak beni çok mutlu etti. Kurtlarsın yabancısı olduğu bir ortamda bulunmaktan sıkılmıştı. Yenilgisini bastırmak için gülerek, peki peki bana aldırmayın siz de. Sürdürün konuşmanızı. İnanın bu konuşma beni de duygulandırdı. Kurtlarsan yenilgisinin acısını aşçı başından çıkarmaya çalıştı. Ortalığı toplamaya başlayan aşçı başının üstüne atılarak böyle pis ve sökük gömleklerle dolaşma diye sana kaç kez söyledim diye bağırdı. Ocağın üzerindeki yağı da temizlemedin değil mi? Sana iyi bir ceza vermenin sırası geldi. Bembeyaz kesilen aşçı başı çareyi kaçmakta buldu. Kaptan da arkasından koştu. Güvertede bir kovalamaca başlamıştı şimdi. Diğer tayfalar da kovalamaya katılınca aşçıbaşı serendireğine tırmanmaya başladı tayfalarda onu izlediler. Aşçıbaşı tekmelerle kendini savunmak istediyse de başaramamıştı. Yakalayıp kaptanın karşısına getirdiler. Onun işareti üzerine tayfalar aşçıyı iple bağlamaya başladılar. Zavallıya deniz banyosu yaptıracaklarını anladım. Tam ısın bağlanması bitince denize daldırıp çıkarmaya koyuldular. Her dalışta su yutan aşçıbaşı çok acı çekiyordu. Birden Smok'un köpek balığı geliyor diye bağırdığı duyuldu. Tayfaların yanına koştum. Tamısın 50 metre arkasında siyah bir çizgi vardı. Bulunduğumuz tarafa doğru geliyordu. Güvertedekiler bağırıp çağırmaya başladılar. Aşçı da telaşlanmıştı ama elinden hiçbir şey gelmiyordu. Tamısı hayaletin bordasına kadar çektiler. Fakat geç kalmışlardı. Aşçı başı acı bir feryat kopardı. Güverte kan içerisinde kalmıştı. Canavar balık Tamısın ayak bileğini koparıp yemişti. Bayan Brewster yanımda duruyor, gözlerini iri iri açarak olup biteni izliyordu. Böyle bir şeyi ilk kez gördüğüne emindim. Birden Thomas yattığı yerden fırladı ve kaptan kurtlar senin bacağını ısırıverdi. Kaptan aşçı başının kulağının arkasını sıkarak bacağını kurtardı. Kadıncağız kendini zor tutuyordu. Neredeyse düşüp bayılacaktı. Nefretle kaptana baktı. Kadını kamerasına götürdüm. Kaptan yukarıdan Bay Bay Vaden diye bağırdı. Çabuk sargı bezi getir buraya. Bayan Brewster yalvaran bakışlarını üzerime dikti. İnleyerek lütfen gidin, gidin de o zavallıya yardım edin dedi. Güverteye gidince bir de baktım ki aşçı başıyla ilgilenen yok. Herkes köpek balığının yakalanmasıyla ilgileniyor. Sargı bezleriyle akan kanı dindirmeye çalıştım. O sırada köpek balığı yakalanıp güverteye çekilmişti. Kaptan suçlu olarak kendini değil köpek balığını görüyordu. Köpek balığının kuyruğu parçalandıktan sonra tekrar denize atıldı. Suçlu artık cezalandırılmış, herkesin gönlü rahat etmişti. Bayan Brewster güvertede bana doğru geldi. Daha önce iki denizcinin bile bile ölüme terk edildiğini duyduğunu, belki bu sabahki olayı kaza olarak kabul edebileceğini ama diğerini önlemeye çalışmadığım için beni suçlu bulduğunu belirtti. Buna nasıl izin verdiniz diye sordu. İzin vermek mi? buna engel olamamak desek daha doğru olacak dedim. Peki öyle olsun dedi. Olaya engel olmak için çaba sarf ettiniz mi peki? Bayan Brester diye söze başladım. Karadaki değer yargılarıyla bu gemidekiler hiç de birbirine uymaz. Önce ben de sizin gibi düşünüyordum. Ama buradaki kavramları görünce değiştirmek zorunda kaldım. Bana inanmayan bakışlarla baktığını görünce öfkeyle yani sizce ne yapmam doğru olurdu diye bağırdım. Bir baltayla kaptanı öldürmem mi gerekiyordu? Hayır, demek istediğim bu değildi dedi. Yoksa kendimi mi öldürmeliydim? Saçma sapan konuşmayın, ahlak kavramından söz ediyorum ben diye yanıtladı. O, öteki dünyada kaldı bayan. Burada insan kendini korumaya, kurtarmaya çalışır o kadar. Elinden başka bir şey gelmez. Ölenler benim çok yakın dostlarımdı. Ama onların öldürülmemesi için bir şey yapamadım. Yoksa hayatıma mal olurdu bu çabam. Susarak Bayan Brewster'a baktım. Beni dikkatle dinlediğini görünce konuşmamı sürdürdüm. Kurtlar sen tam bir canavardır. Karşı gelenlere hiç acımaz. Hemen öldürür. Şu anda ben de siz de onun kölesinden başka bir şey değiliz. Yapacağımız tek şey var. O da başarabildiğimiz ölçüde kendimize bir zarar gelmemesine çalışmak. İsterseniz işbirliği edelim sizinle. Kaptanın bundan haberi olmaması için zaman zaman size karşıymış gibi davranabilirim. Buna sakın aldırmayın ve de ciddiye almayın. Yapılan kötülüklere karşı gelmeye çalışmayın. Gülümseyin. Onunla ancak bu şekilde mücadele edebiliriz. Anladınız değil mi? Kaptan Larsen'in yanımıza doğru geldiğini görünce aceleyle onunla dost olmaya çalışın dedim. Sanattan, edebiyattan, dünya görüşünden söz edin. Rol yapın. Bazı gerçekleri görmemezlikten gelin. Kaptan iyice yaklaşmıştı. Burada bu kötü koşullarda herkes yabanileşmiştir ama gene de bu ortamda gerçek insanlar erdemlerini yitirmemişlerdir. Bunları görebilmeniz yaşamınıza bağlı. Lütfen bunu sağlamaya çalışın kendinize. Daha da konuşmak istiyordum ama kaptan iyice yaklaştığı için sözü değiştirerek ''Evet, o dediğiniz yazarın bir makalesi Atlantik dergisinde de yayınlanmıştı. Okuduğumu çok iyi anımsıyorum.'' dedim. Bayan Brewster gülerek ''Siz söyleyince aklıma geldi.'' dedi. O yazıyı ben de okumuştum. Gazeteci bir dostumuz var, ondan söz ediyorduk diye açıkladım. Kaptan sözlerime inanmışa benziyordu. Peki dedi, bayanı artık bana da bırakın da şu aşçı başına bir bakın bakalım ne durumda. Aşçının yanına gidince verdiğim uyuşturucunun etkisiyle uyumakta olduğunu gördüm. Ama ölüm tehlikesini atlatmışa benziyordu. Geri döndüğüm zaman kaptanla bayan Brewster'ın bir şeyler konuştuklarını gördüm. Düşüne düşüne geminin baş tarafına doğru yürüdüm. Bu gemiden kaçmalıydım ama yanıma Bayan Brewster'ı da almalıydım. Ona büyük bir hayranlık duyuyor, kendisini korumak istiyordum. Kendi kendime "Yanılıyor muyum yoksa?" diye mırıldandım. Hayalete rastlamadan önce ben kendimi hayatın monotonluğuna kaptırmış, işinden başka hiçbir şey düşünmeyen bir yazardım. Ama şimdi özveri, koruma hissiyle doluydum. İçimde bir sevgi var. Yoksa bana bu güzel duyguları burasının vahşi havası mı duyurdu? İnsanları daha yakından gördüm, tanıdım, acılarına ortak oldum. Onlara daha bir yakınlaştım. Evet, kaptanlarsın çok haklı. Değiştim ben. Kuzeye doğru durmadan gidiyor, daha çok ayı balığına rastlıyorduk. Siz iyice çoğalmıştı. Ancak birkaç günde bir esen rüzgarla nerede olduğumuzu anlayabiliyor, etrafımızı görebiliyorduk. O sabah hava biraz açılmıştı. Deniz ayı balıklarıyla kaynaşıyordu. Louis bir duman gördüğünü söyledi. Kurtlar dumana bakınca bunun kardeşinin gemisinden geldiğini anladı. Gerçekten de biraz sonra ölümler senin gemisi seçilmeye başladı. Kaptanlar senin emriyle avcılar sandıklarını denize indirdiler ve hızla kürek çekmeye başladılar. Güverteden ayı balıklarını seyreden kaptan kafasını üzüntüyle sallayarak çok geç diye mırıldandı. Kardeşim benim paramı çalacak. Bu durumda başaracaktı. Bayan Brewster hayretle paranızı çalmak mı diye sordu. Yani bu adamlar paranızı zorla. Hayır bayan, demek istediğim o değildi. Tabii ki kameramızdaki paraları zorla almaya niyetleri yok. Ama yapacakları iş daha da kötü. Bizim kısmetimiz olan ayı balıklarını avlayacaklar. Oy sonların derileri bize en aşağı 1500 dolar kazandıracaklardı. Şimdi ise çoğu Makedonya'nın ambarlarına inecek. İyi ama Nasıl olur bu diye atıldım. Biz denize daha önce sandal indirdik değil mi? Şimdi olacakları görürsünüz Bay Weyden. Kaptanın daha sözü bitmeden Makedonya'dan sandallar indirildi. Üstelik öyle bir yerde durmuşlardı ki bizimkilerden çok olan sandalları bizimkilerle ayıbalığı sürüsünün arasına girmişti. Hemen tabancalarını çekerek ayıbalığı avına başladılar. Kaptan çaresizlik içerisinde küpeşteye dayanmış kardeşinin gemisini ve sandallarını seyretmekten başka bir şey yapamıyordu. Şu anda kafasından geçenleri bilsem mutsuzluğum daha da artacaktı. Bayan Brewster'ı alıp kamerasına götürdüm. Sabahleyin kahvaltımızı yaptıktan sonra kaptan Louis'i yanına çağırdı. Makedonya'dan bir haber var mı diye sordu. Hayır efendim bu sabah hiç görünmedi dışarıdan bir ses, arka ofkumuzda bir duman göründüğünü haber verdi. Kaptan sevinerek dışarıya fırladı. Bana da gelmemi işaret etti. Smoka havanın nasıl olduğunu soran kaptan, açık olduğunu, kuzeybatıda sis bulutları olduğunu öğrenince avcıların yanına gitti. Onlara bir şeyler anlatmaya başladı. Avcılar sevinçlerinden çığlık atmaya koyuldular. Konuşmaları bitince avcılar sandallarının başına koştular. Bayan Brestra, Makedonya'nın gemisinin kaptanın kardeşi ölümler sene ait olduğunu ve aralarındaki çekişmeyi anlattım. Bayan Brewster şimdi kaptan kardeşine karşı mı koyacak yani diye sordu. Buna bir türlü inanamıyordu. Herhalde öyle dedim. Avcılara bakın hele bir. Yanlarına bir sürü silah ve cephane alıyorlar. Tüfekler ayı balığı avında bir işe yaramazlar. Onları vaktinden önce öldürüp denizin dibine çökmelerine sebep olurlar. Böyle dedikten sonra kamerada yatmakta olan aşçıya bakmaya gittim. Beni görünce zayıf bir sesle ''Siz mi geldiniz Bay Van Maiden? diye sordu. Ben de sandım ki ''Ne sandın? Kaptan geldi sandım. Göreceksiniz o benden önce eşek cennetini boylayacak. Böyle bir insanın yaşaması bile hata. O günü görmeden ölmeyeceğim göreceksiniz.'' Onun bu yaşama gücünü hayret ederek kameradan çıktım. Sandallar denize indirilmişti. Kaptan Larson beni görünce kendisine yardım etmemi istedi. Yelken donanımının hepsini elden geçirin. Hızımızın artması için ne gerekiyorsa yapın dedi. O dümene geçti, ben de direğe tırmandım ve yelken boşluklarını ayarlamaya başladım. Kaptanın kardeşinin gemisi Makedonya iyice yaklaşmış, denize sandallarını indirmeye başlamıştı. Yine ayı balıklarıyla aramıza girmişlerdi. Ama kaptan bu kez hazırlığını önceden yapmıştı dürbünle kayıkları inceledi, rüzgarları kontrol etti, tek eliyle dümeni tutarken bana seslendi. Bay Maiden, hadi bakalım, hareket etme zamanı geldi. Rüzgar sakinken kayıkların önüne geçmeye çalışalım. Adamlarım da öyle yapacaklar. Kimin daha akıllı olduğu birazdan belli olacak. Bu konuşmasından kaptanın kardeşinin adamlarının yolunu keseceğini, yakaladıklarını gemiye alacağını, gelmek istemeyenleri de acımadan vuracağını anladım hemen harekete geçerek Makedonya'nın kayıklarını geçtik. Kayıklardan en öndekine yaklaştığımız zaman kaptan aşağıya sarkarak ''Hey, hadi gelin de gemide viski içelim.'' diye bağırdı. Kayıkta bulunanlar kaptanın asıl niyetini anlayamadıkları için bu teklife çok sevindiler. Gemiyle bordo bordaya gelince içlerinden iki metre boyundaki bir gemici hemen güverteye atladı. İskandinav tipindeki bir avcı onu izliyordu. Kaptan onların ellerini sıkıp aşağıya kamaraya çağırdı kayıkta ancak birkaç gemici kalmıştı bir süre sonra aşağıdan gürültüler duyuldu dövüşüyor olmalılar dedim bayan brewster hayretle yüzüme baktı o dev gibi adamlarla öyle mi diye sordu tabii dedim kurtlarsan ikisiyle de başa çıkabilir biraz sonra kurtlarsan tek başına geriye geldi üstünde hiçbir kavga ve dövüş izi yoktu kayıktakilere hey aşağıdakiler diye bağırdığı duyuldu. Avcılarınız artık bundan sonra burada çalışmaya karar verdiler. İsterseniz siz de katılın aramıza. Ben ölüm narsen gibi adamlarımı ölesiye çalıştırmam. Kayıktakiler birbirlerine baktılar. Beş dakika sonra da kayıktakiler kayıklarıyla birlikte güverteye gelmişlerdi. Kurtlar bana hareket işareti verdi. Yelkenleri düzeltirken de Bayan Brewster aşağıya insin. Burası birazdan hareketlenebilir dedi. Bayan Brewster itiraz etti. Ama aşağıda kaptan onun sözünü kesti. Hiç merak etmeyin bayan, aşağıdakiler sucuk gibi bağlandılar. Size dokunacak durumda da değiller. Tam o sırada bir mermi kulağımın dibinden vınlayarak geçti ve dümenin yanına saplandı. Kaptan gülümsedi. Ben size demiştim. Burası bir kadına göre değil. Derhal aşağıya inmeli. Bayan Brewster hayır diye direndi. Korkmuyorum ben. Burada kalmak istiyorum. Kaptan hayranlıkla gülümsedi. Cesaretinize hayranım bayan dedi. Tam iyi bir gemici eşi olacak kadınsınız doğrusu. Neyse işimize bakalım biz. İkinci kayığa da yaklaştık. Kısa bir silahlı çarpışmadan sonra kendi istekleriyle bize katılmak isteyenler gemiye alındılar. Geçmek istemeyenler ise kurşunlarla etkisizleştirildiler. Yapılan iş korsanlıktan başka bir şey değildi. İçi boşaltılan kayıklar gemiye alınmıştı ki bir gemici dikkat Makedonya son hızla üstümüze geliyor diye bizi uyardı. Kaptan Larson bana döndü. Bay Van Maiden, diye seslendi. Derhal hareket ediyoruz. Yönümüz sis bulutları olacak. Hadi bakalım herkes iş başına. Ölüm kalım savaşıdır bu. Son hızla yola koyulduk. Sis bulutlarına yaklaşmıştık. Kaptan budala kardeşim benim diye söylendi adamlarını yitirdin. Şimdi de gemini elden çıkaracaksın. O eski teknenin kazanları bu kadar mı zorlanır? Makedonya'dan top atmaya başladılar. Sisin içerisine girerek gözden kaybolduk. Kaptan Lersin bana biraz ilerden geri döneceğiz. Hadi çabuk ol dedi. Sisin içinden çıktık. Makedonya ortalarda yoktu. Kaptan dikkatli ol dedi. Kardeşim böyle bir iki numarayla hemen pes etmez. Yeniden sise girmeliyiz ve kaptan memnun memnun gülümsedi. Biz kazandık dedi. Bir süre daha gittikten sonra kaptan bana sevinçle iki kasa viski getirin Bay Maiden dedi. Yeni adamlarımızın şereflerine içelim. Yarın hepsi bizim için avlanacaklar. Daha sonra kameraya giderek yaralılarla ilgilenin. Gemiciler durmadan içiyorlar, şişeleri birbiri arkasına deviriyorlardı. Eski tayfalarla yeniler içki sayesinde dost olmuşlar, kaynaşmışlardı. Ertesi günü yapacakları avı konuşuyorlar, gürültüyle bağırışıyorlar, neşeyle gülüyorlardı. Gemide içmeyen Bayan Bester, Ben, Louis ve Kaptan Larsındı. Hayret, kaptan ağzına bir damla içki koymamıştı. Mutlu bir gülümseyişle içenleri seyrediyordu. Gözleri ışıl ışıldı. Yüzüne renk gelmişti. Gemimizin bütün ışıkları söndürülmüştü. Birden bir gemici, arkamızda bir ışık var diye bağırdı. Kaptan arkasına döndü. Makedonya diye mırıldandı. Susun. Yarınki avı görmeyi istiyorsanız hiç sesinizi çıkartmayın. Susarak birkaç mil açığımızdan Makedonya'nın hızla geçişini izledik. Kaptan, kardeşinin gemisi geçip giderken iyi ki projektörü yok diye söylendi. Olsaydı bizi görürdü. Peki görseydi ne olurdu diye sordum. Ne olacak? Her şey biterdi her şey. Kaptanı denemek için Peki ben şu anda Makedonya'ya bir işaret verecek olsam o zaman da her şey sona ererdi değil mi diye sordum. Ama önce sizin işiniz biterdi bayan Maiden. Kaptan bunları söylerken yumruklarını sıkıyordu. Bayan Brewster söze karıştı. Peki aynı şeyi ben yapsaydım diye sordu. Size aynı şeyi yapmazdım bayan. Sizden hoşlanıyorum çünkü. Ama sizin yerinize dostumuza yapardım yapacağımı. Herhalde beni öfkelendirmek istiyordu. Meydan okurcasına, öyleyse hemen işaret edin Bayan Brewster diye atıldım. Kaptan, umarım Bayan böyle bir şey yapmaz dedi. Bu kadar basit bir şey için Amerika'nın ünlü bir yazarını kurban etmeye kalkmaz. Aramızda başka bir konuşma geçmedi. Kamarımıza döndük. Kaptan kamerada bir süre daha oturduktan sonra Louis'ten dümeni teslim alayım diye yerinden doğruldu. Gece arası da siz gelin Bayan Meydan. Hadi, şimdilik iyi geceler dilerim size. Kaptan gidince ben de iyi geceler dileyerek Bayan Brewster'ın yanından ayrıldım. İçimdeki garip bir duyguyla üstümdekileri çıkarmadan yatıp uyudum. Bir sesle aniden uyandım. Kalkıp çevreyi dinledim. Sesler Bayan Brewster'ın yattığı yerden geliyordu. İçeri girince Kaptan Larsen'ın öfkeyle kadının kolunu tuttuğunu gördüm. Kaptan, kadının kolunu derhal bırakın diye bağırdım. Bana hiç aldırmadan kadının üstüne yürüdüğünü görünce öfkem tepeme çıktı ve kaptana bir yumruk salladım. Elim acımıştı ama bu ona çok hafif gelmiş olacaktı ki gülerek yüzüme bakıyordu. Beni şöyle bir itti. Kapıya doğru uçtum ve tahta kaplamaya çarparak yere düştüm. Hiddetle elimi belime attım ve bıçağımı çektim. Bayan Brester dehşetle ''Ne yapıyorsunuz Van Maiden?'' diye bağırdı. Onu dinlemedim ve bıçağımı kaptanın omzuna batırıverdim. Bıçak kemiğe dayandı ve kaptan hafifçe inleyerek Bayan Brewster'ı bıraktı. Köşeye oturdu. Oysa ben üstüme saldıracağını zannediyordum. Bayan Brewster'ı kapının önüne çıkartıp geriye döndüm. Kaptan oturduğu yerde alnını ovuşturuyor, şaşkın şaşkın etrafa bakınıyordu. Yarası da kanıyordu. Yanına yaklaştığımı görünce ben, ben diye inleyerek konuştu. Ben çok hasta olduğumu sanıyorum. Şiddetli bir baş ağrım tuttu gene Bayvan Van Veydin, Çok sayıklar gibi konuşuyordu. Sanki beni görmüyormuş gibi gözlerini bir yere dikmişti. Onun bu bilinçsiz durumunu görünce öfkem yatıştı. Kaptan inleyerek beni yalnız bırakın, yarına kalmaz iyileşirim dedi. Güverteye gidip Bayan Brewster'ın ellerini tuttum. Mat diye fısıldadım. Benimle bu gemiden kaçmaya var mısınız? Bu gemide kalmak isteyeceğinizi zannediyordum dedi. Bana gelince tek istediğim buradan bir an önce gitmek. Gidelim ama nereye gidebiliriz ki? En yakın kara neredeyse oraya dedim. Japonya'ya gideriz. 600 millik bir yolumuz var, kolay değil. Ama gene de bir kurtuluş umudu var. Buradaysa, burada kalırsak o da yok değil mi? Peki öyleyse sizinle geleceğim Bayan Wade'ın. Sevdiğim kadının bana güvenmesi içimi bir hoş etti. Hemen birlikte sandalların bulunduğu yere koştuk. Sağlam bir kayın içerisine tatlı su fıçıları koydum. Yiyecek torbası, ersak, araç gere çaldım. Mount Bravestor'a dönerek, çok kalın giyinin diye fısıldadım. Kamerandaki battaniyeleri de al getir. Hemen gitmeliyiz. Koşarak dediklerimi yaptı. Gökyüzü açıktı. Yıldızlar pırıl pırıl parlıyorlardı. Kayığı yavaşça denize indirdim. Çevreme göz gezdirdikten sonra madun sandalı binmesine yardımcı oldum. Kürek çekerek uzaklaştım. Rüzgarı kontrol ederek yelkenleri açtım. Hayalet arkamızda görünmez oldu. Rahatlayarak arkama yaslandım. Brewster gülerek yüzüme baktı. Memnun bir tavırla ne kadar cesur bir kişi olduğunun farkında mısın Van Maiden? dedi. Yüzümün kızardığını görmesin diye başımı çevirdim. Ufuk aydınlanıyor, yavaş yavaş sabah oluyordu. Eldivenlerim vardı ama dümeni tutan ellerim soğuktan kaskat olmuştu. Ayaklarım da ıslanmıştı. Rüzgar üşütüyordu. Güneşin doğup her tarafı ısıtmasını dört gözle bekliyordum. Brewster battaniyelerin altında üşümüyordu. Bir süre daha yol aldıktan sonra battaniyesini aralayıp doğruldu. Gülümseyerek, günaydın dedi. Daha kara görünürler de yok mu? Daha dur bakalım, saatte altı mil gidebiliyoruz. Yolumuz çok uzun bayan Brewster. Umudu kırılmıştı. Demek daha çok yolumuz var ha? Rüzgar böyle eser ve fırtına çıkmazsa Fırtına mı dedin? O zaman bu küçük sandalla ne yapacağız? Fırtına çok şiddetli olmazsa atlatırız Brewster dedim. Dümen kullanmasını öğrenmeliyim öyleyse. Günlerce dümen tutacak değilsin ya biraz uyumaya bak dedi. Saçlarını taradı, üstünü başına düzeltti. Ben de dümeni aralayıp yiyecek torbasından peksimetle kurutulmuş et çıkardım. Birlikte yedik. Lokmasını çiğnerken yüzüne baktım. Kusura bakma, sıcak bir şey sunamıyorum sana dedim günlerce hep böyle şeyler yiyeceğiz. Denizde ateş de yakamayız. Önemi yok dedi. Bana dümen tutmasını öğret ve sen de yat. Laf dinlemesini de öğren. Ona dümen tutmasını öğrettim. Yelkenleri kontrol etmeyi de öğrendi. Sonra battaniyeleri düzelterek beni yatırdı. Uyuyamayacağımı zannediyordum. Oysa yatar yatmaz hemen uyudum. Uyandığımda hemen saatime baktım. Yedi saattir uyuduğumu anlamıştım kalkınca gülerek bana baktığını gördüm. Kolundan tutarak battaniyeyi kendisine uzattım ve yatmasını söylemek istedim. Öyle yorgunum ki diye mırıldandı. Niye beni uyandırmadın öyleyse diye sordum. Öyle güzel uyuyordun ki. Hadi bakalım söz dinle, kendini yıpratma. Bu sandalın kaptanı benim dedim. Gülerek gözlerini kapattı. Gece şiddetli bir soğuk vardı. Ayaz çıktı. İyice üşüdük. Rüzgar da gittikçe artıyordu yalpaya düşmeye başlamıştık. Durumumuz tehlikeliydi. Avcıların yöntemini uygulayarak yelteni serene iyice sardım ve denize attım. İple sandalın önünde tutuluyordu iki küreye bağladığım ve denize attığım seren. Böylece denizin üzerinde rüzgarın estiği yönde yüzen bir dubo meydana getirmiştim. Bu da sandalımızın dalgalara ve rüzgara karşı baş vermesini sağlıyordu. Brester sandala dümenden dolaşmaya alışmıştı. Ortalığı toplamaya başladı. Artık Japonya'ya gitmiyoruz dedim. Nereye gidiyoruz öyleyse diye sordu. Güney'e, güney e, doğuya. Bu gece bana dümen nöbeti var mı diye sordu. Şaka ediyordu. Oysa havanın şakaya gelir yanı yoktu. Hayır diye bağırdım. Kesinlikle olmaz. Yatıp dinlen. Ben yarın uyurum. O zaman da sen çalışırsın. Sesini çıkarmadı. Hemen yatıp uyudu. Kendimi şöyle bir yokladım. Yalnızlıktan, fırtınadan, hiçbir şeyden korkmuyordum. En önemlisi kendime güveniyordum. Kaptan Larsen'in hakkı vardı. Artık kendi ayaklarımın üzerinde durmasını öğrenmiştim ve hayatımda ilk kez kendimi değil, bir başkasını, bir kadının hayatını kurtarmayı düşünüyordum. Günlerce bir oraya bir buraya sürüklendik, durduk. Nereye gittiğimizi bilemiyordum. Elimde sadece bir pusula vardı. O da kuzey noktasını gösteriyordu sadece. Günlerce soğuktan ve ıslaklıktan kurtulamamıştık her tarafımız ıslanmıştı. Giysilerimiz, battaniyelerimiz, eşyalarımız, her şeyimiz yaştı. Sandalımızın sularını küçük bir konserve kutusuyla boşaltmaya çalışıyor, bir yandan da dümeni tutuyordum. 48 saattir yorgun, uykusuz ve ıslaktım. Kuzeye, Bering Boğazı'na sürükleniyorduk. Orada fırtına ve soğuk daha çoktu, bunu biliyordum. Ama sandalı güneye çeviremiyordum. Zavallı madun dudakları mosmor kesilmişti yüzü bembeyaz olmuştu. Gene de bana cesaret vermeye çalışıyordu. Dördüncü gün fırtına şiddetini iyice arttırmıştı. Dümenin başında onar dakika kestiriyordum. Görme ve duyma duyularım çok zayıflamıştı. Güneşin yüzünü görünce sevinçle birbirimize baktık. Kayığın içine uzanarak kurumaya çalıştık. Çok mutluyduk ama hayaletten pek uzaklaştığımızı zannetmiyordum. Av bölgesinden bir türlü ayrılamamıştık etrafımızda ayı balığı sürüleri görülüyordu. Yağmur, fırtına, sis dolu günler geçti. Gücümüzün tükenmemesi için konuşmaya bile çekiniyorduk. Gün geçtikçe mağda olan sevgim artıyordu. Onun cesaretini takdir ediyordum. Ama sevgimi kendisine açıklamaya da çekiniyordum. Umudumuzu iyice yitirdiğimiz bir gündü. Maat korkuyordu ama korkusunu belli etmemeye çalışıyordu. İşin aslına bakılırsa ben de öyleydim korkumuzu birbirimize belli edersek yaşama gücümüzün azalacağına, kaybolacağına inanıyorduk. Öğleden sonra başımı çevirip ufuklara bakınca gözlerime inanamadım. Sen de bak, yanılmıyorum değil mi dedim. Evet, kara bu. Acaba neresi? Alaska mı diye sordu. Yok canım, o kadar sürüklenmedik. Yüzebilir misin? Başını hayır anlamında salladı. Ben de pek yüzemem dedim. Sandalı o tarafa yöneltmeye çalışacağım. Bakalım parçalanmadan karaya ulaşabilecek miyiz? Rüzgar yön değiştirdi ve sandalımızı bir koya sürükledi. Kayaların açığından geçtik ve 10 dakika kadar sonra sandalımızın altı kumlara değdi. Kurtulmuştuk. Su dizlerime kadar geliyordu ancak. Elimi mağdu uzatarak inmesine yardım ettim. Kıyıya ulaşınca biraz oturdu. Ben de sandalı kumsala çektim. Biraz ötemizdeki kayalıklara bakarak derin bir oh çektim. Ölümden dönmüştük bizi ölümden kurtaran adaya Gayret Adası adını vermiştik. Adaya çıkınca kibrit getirmediğim için hayıflandım. Bu unutkanlığım yüzünden gene kuru yiyeceklerle doyuracaktık karnımızı. Bir sığınak yoktu. Çadır yapmayı da beceremediğim için gece yağmurdan pek kurtulamadık. Sabahleyin kahvaltımızı ettikten sonra Mauda, sen burada kalıp dinlenmene bak, ben adanın çevresine dolaşayım dedim. O da benimle birlikte gelmek için üsteledi. Hayır, belki tehlikeli bir durumla karşılaşabiliriz dedim. Olsun, zaten sen olmadıktan sonra ben tek başıma yaşayamam burada diye cevap verdi. Tekrar ettim. Olmaz, burada kalmalısın. Lütfen, ben de seninle gelmeliyim diye cevapladı. Böyle diyerek yalvarırcasına gözlerimin içerisine bakıyordu. Dayanamadım. Peki diye mırıldandım. Sandalı hazırlayayım öyleyse. Sandaldaki eşyaları karıştırırken birden aklıma bir fikir geldi. Ne kadar da budalaymışım. Ne var ne oldu yine diye cevapladı. Hiç elimizde olanak varken dün sıcak kahveden yoksun kaldık. İyi ama kibrit almadığını söylememiş miydin? Evet ama ateş sadece kibritle mi yanar? Nasıl yani? Nasıl yanar? İki tahtayı birbirine sürterek mi? Hayır. Yerlerin yapabileceği şey bu. Ben daha kolay bir yol biliyorum. Şimdi göreceksin. Böyle dedikten sonra kuru çalı çırpı hazırladım küçük bir kağıt parçasının üzerine de barut döktüm. Taşları hızlı birbirine vurdum. Taştan çıkan kıvılcım barutu barutta ateşe tutuşturdu. Kağıdı besleyip çalı çırpıyı da tutuşturdum. 10 dakika kadar sonra kahveyi hazırlamış, nice günlerden sonra sıcak bir şey içebilmeyi başarmıştım. Kendime güveniyor, buradan kurtulacağımıza yürekten inanıyordum artık. Etrafı dolaşınca adada kimsenin olmadığını gördük. Ama işaretlere bakılırsa bir zamanlar burada insanlar yaşamıştı. Bir koyda parçalanmış bir sandal gözümüze çarptı. İçinde de kırık ve çürük bir tabanca vardı. Kış mevsimi yakındı. Soğuktan korunmak için bir kulübe yapmak gerekiyordu. Vakit geçirmeden işe koyuldum. Küçük bir temel kazıp dört duvar yaptım. Çatıyı kapatmak için düşünmeye başladım. Çevredeki ağaçlar geniş yapraklıydı. İşe yaramazlardı. Branda bezi çürümüştü, su geçiriyordu. Yelkenler ileride gerekebilirdi. Ne yapacağımı Mado'ya sordum. O da düşünmeye başladı. Birden sevinçle "Buldum, buldum!" diye bağırdı. Bir yerde okuduğuma göre ayı balıklarının derileri su geçirmiyormuş. Mado hak vererek ayı balığını vurmaya kalkıştım. Ama iyi bir nişancı olmadığım için 30 mermi harcadıktan sonra bu işin böyle olmayacağını anlamıştım. "Peki öyleyse." diye mırıldandım yerlerin ayıbalıklarını sopayla öldürdüklerini görmüştüm. Bir de onu deneyelim bari. Maud ayıbalıklarına bakarak üzüntüyle başını salladı. Onlara nasıl kıyacaksın diye sordu. Baksana ne şirin bir görünüşleri var zavallıların. Evet öyleydi. Öyleydi ama kulübemizin üstünün kapanması bizce daha şirindi. Kış aman dinlemezdi. Uzun bir uğraştan sonra ayıbalıklarını sopayla öldürmeye başarabildim. Bu arada dişi ayıbalıklarının saldırılarından da zor kurtuldum. İki gün sonra bir düzüne kadar ayıbalığını öldürmüş, derilerini yüzmüş, güneşte kurutmaya başlamıştık. Kuruttuğumuz ayıbalığı derilerini kolayca duvarların üzerine geldik. Geriye çekilerek eserimizi kıvançla seyrettik. Uygar dünyada olsaydık burada bir gece bile kalmaya dayanamazdık. Oysa günlerden beri açıkta yatan bizler için bu kulübe şu anda büyük bir lükstü. Mat bir çığlık atarak bir şey unuttuğumuzu söyledi. Nedir o diye sordum. Pencereyi unuttuk. Penceresiz ev mi olur hiç diye yineledi. Doğru dedim. Yarın camcıya ısmarlayayım takı versin. Hani nerede cam? Ne yazık ki böyle oturmak zorunda kalacağız. Bu yanıtım onu hiç üzmedi. Sevinçle ellerini çırparak ne güzel dedi. Bu kış açıkta kalmayacağız. Bir kulübemiz var. Madun geceleri yatması için ikinci bir kulübe daha yaptım bu kulübelerin yapılışını o gece sevinçle kutlamıştık. İyi dost olmuş, yakınlaşmıştık. Birbirimizi küçük atlarımızla çağırıyorduk artık. Aramızda sevgi ve saygı arttıkça sarsılmaz bağlarla bağlanıyorduk. Başka zaman olsaydı ona evlenme teklifi bile ederdim. Ama bu teklifi burada yapmanın emrivaki gibi olacağını düşündüm ve sesimi çıkartmadım. Gece kendimize bir ziyafet çekip uzun uzadıya konuştuk. İçinde bulunduğumuz durumu, geleceğimizi düşündük. Sonunda iyice yorgun düşüp uyumaya karar verdik. İyi geceler dileyip kulübelerimize çekildik. Kendimi çok mutlu hissediyordum. Sabahleyin uyanınca kapıyı açıp dışarıya çıktım. Hava pırıl pırıldı. Güneş vardı. Kuşların cıvıltısını, ayı balıklarının seslerini duyuyordum. Maud uyuyor olmalıydı ki hiç sesi gelmiyordu. Denize bakınca şaşkınlıktan küçük dilimi yutacaktım neredeyse. Sığlıkta kocaman bir gemi vardı. Hem de çok iyi tanıdığım, içinde dolaştığım, iş yaptığım bir gemiydi bu. Evet, yanılmamıştım. Hayaletti bu. Direkleri kırılmış, yelkenleri yırtılmıştı. Gemi değil, gerçekten bir hayaletti. Şaşkınlıktan kurtulduktan sonra hayaletin yanına yaklaştım. Tekne kuma oturmuş, hafif yana doğru yatmıştı. Dalgalarla hafif hafif sallanıyordu. İçinde bir hayat belirtisi yoktu. Tabancamı kulübemden alıp belime kadar suya girdim ve gemiye doğru yürüdüm. Her tarafımdan sular damlayarak güverteye çıktım. Ön kamera pislik içerisindeydi. İçinde kimseler yoktu. Daha sonra mutfağı, diğer kameraları dolaştım. Oralarda da gemicileri bulamadım. Tam gemiyi onarıp yola çıkabilmeyi, Mount'la içinde yaşamayı hayal ediyordum ki Pupa'nın yanında kaptan Larsını görüverdim. Midem bulandı. Düşmemek için bir yere tutundum gözlerimizi birbirimize dikmiştik ve hiç konuşmuyorduk. Sonra tabancamı çekip üstüne doğrulttum. Bir harekette bulunsa, korkup kaçmaya çalışsa tabancamı ateşleyip hemen onu vuracaktım. Ama öylece duruyordu. Yanına biraz daha yaklaştım. Aramızda bir metre kalmıştı. Gene kıpırdamadı. Yorgun görünüyordu. ''Hadi ne duruyorsun? Beklediğin ne? Ateş et çabuk.'' dedi. Tetiği çekmek istedim, olmadı. Beceremedim gülümsedi. Tetiği çekmek elinden gelmez dedi. Korktuğundan değil, aldığın terbiye öyle de ondan. Silahsız bir insanı vuramazsın. Ama ben olsaydım seni hemen vururdum. Tabancamı indirdim. Bir zamanlar beni kendi ölçülerinle değerlendirmeye çalıştığını anımsadın mı diye konuştu. Beni yılan, köpek balığı gibi görmüştün. Ben de seni şu anda bir kukla gibi görüyorum. Merdivenleri çıkarak yanıma geldi. Neredeyiz? Bayan Brewster, pardon, belki de Bayan Van Weyden olmuştur. Her neyse nerede o? Yapacağı herhangi bir kötülüğü karşılayabilmek için geriye çekildim. Tabancamı ateşlemeye hazır tutarak sırtımı duvara verdim. Burası Gayret Adası dedim. Gayret Adası mı dedin? Hiç duymamıştım. Bu adı biz verdik. Siz mi? Evet, ben ve Bayan Brewster. Ona adamlarının nerede olduğunu sordum. Kardeşim geldi. E beni iki gün kamarama hapsetti diye söze başladı. Çok para teklif edince hepsi de onun tarafına geçtiler dedi. Direkleri göstererek peki bu direkler nasıl kırıldı diye sordum. Kendin git de bak. Gözlerimi üstünden ayırmadan direkleri yokladım. Ama bunlar bıçakla kesilmiş dedim. Evet dedi. Üstelik yarısına kadar kesilip bırakılmış. İpler de öyle. İlk fırtınada dayanamayıp kopu versinler diye. Kim yaptı bunu? Kim olacak? Aşçıbaşının başının işi bu. Aferin, becerikliymiş doğrusu diye gülümsedim. Evet dedi, ben de öyle düşündüm doğrusu. Neyse, ben güvertede yatıp güneşlenmek istiyorum. Sen de istersen onu yap. Sözlerinden çok sinirli olduğu anlaşılıyordu. Baş ağrınız nasıl oldu diye sordum. Kötü diye yüzünü buruşturdu. Şu anda ağrıdan başım çatlayacak gibi. Gitti, hafif yan yattı, dirseğine dayandı ve hiç kıpırdamadı. Bir süre ona baktıktan sonra ambar kapağını kaldırıp indim. Kahve, tava ve birkaç eşya yiyecek aldım. Döndüğümde aynı biçimde yatıyordu. Denize indim. Yürüyerek karaya çıktım. Mağdun uyumakta olduğunu görüp ateş yaktım. Kahvaltıyı hazırladım. Kahve pişerken Maud uyandı ve önüme dikildi. Kahvaltıyı ben hazırlayacaktım ama dedi. Bundan sonra sen hazırlarsın dedim. Arkası dönük olduğu için hayaleti göremiyordu. Ben de bir şey söylemedim. Sofrayı toplamak için dönünce gözlerine inanamadı. Sapsarı kesilerek ama bu bu o değil mi diye sordu. Evet dedim. Ne yazık ki bu o hayalet. Hayaletten ayrılırken bütün silahları toplayıp getirdiğim için içim rahattı. Bize karşı koyamazdı ama kaptanın her an yanımıza gelip bizimle konuşmaya çalışacağını düşünüyorduk. Günlerce beklediğimiz halde gelmedi. Hazırlıklı olmak için geceleri nöbetleşe uyuyorduk. Huzursuz olmuştuk. Günlük işlerimizi bile yapamaz olmuştuk. Kaptanın ne durumda olduğunu anlamak için gemiye tekrar gitmeye karar verdim. Maud bu kararımı hayretle karşıladı ve tedirgin oldu. Tekrar oraya gitmek tehlikeli olmaz mı diye bağırdı. Hiç sanmıyorum. Üstelik bende silah olduğu halde kaptan da yok. Hem çok yorgundu. Çoktandır görünmüyor. Belki de ölmüştür diye cevapladım. Peki git o halde dedi. Belki ölmüştür ya da ölüyordur. Kaygılanma Maud. Bir bakıp geleceğim. Çabucak dönerim. Gemiye doğru koşarken arkamdan kendine dikkat et ha diye bağırdı. Bu ilgisi beni çok sevindirmişti. Gemiye çıkınca kurtlar seni aradım. Kamerasındaydı. Yüzü çok soluktu. Oturup konuştuk. Kulübeme niye gelmediğini sordum. O da hayaleten için gelmez olduğumu sorarak karşılık verdi. Giderken başınız ağrıyor mu diye sordum. İyi, bugün fazla ağrmıyor diye cevapladı. Hayaletten ayrılıp Maud'un yanına geldim. Olup bitenleri anlattım. İçi rahat etti. Gene de nöbet tutmayı ihmal etmedik. Günlerimiz beklemekle geçmişti. Kurtlar sen arada sırada güvertede dolaşıyor, yemek saatlerinde mutfağa gidip kendine yemek pişiriyordu. Bunu çıkan dumanlardan anlayabiliyorduk. Bir hafta sonra mutfaktan duman tütmez oldu. Meraklandık. Sonunda daha fazla dayanamadım. Reçelimizin bittiğini bahane etmek düşüncesiyle gemiye gittim. Güvertede ayakkabılarımı çıkartıp yavaş yavaş yürüdüm. Sessizce depoya indim. Bulabildiğim giysileri toparlayıp güverteye taşıdım. Kaptanın kamerasından gelen seslere kulak verdim. Kapı açıldı. Eşikte kurtlar sen göründü. Yumruklarını sıkarak alnını ovuşturuyordu. Bir taraftan da ''Tanrım ah!'' diye inleyerek bağırıyordu çok acı çektiği belliydi. Gizlendiğim yerden durumunun hiç de iyi olmadığını gördüm. Mutfağa doğru yürürken birden durakladı. Deponun kapısını açık bıraktığım için kendime kızdım. Kaptan gene ağır ağır yürüdü. Ayağı açık olan deponun deliğine girince hemen geriye sıçradı. Böylece içine düşmekten kurtulmuştu. Tam doğrulurken bu kez de topladığım giysilere takıldı. Ne yapacağını şaşırıp düşünmeye başladı. O anda gözlerinin görmediğini anladım. Sürüklenircesine kamerasına gidip ağır bir bavul getirdi. Depo kapağını kapatıp bavulu üzerine koydu. Beni içeride sandığı ve dışarı çıkmama izin vermemek istediği belliydi. Hiç sesimi çıkarmadan sessizce ona'dan ayrıldım. Kaptan mutfağa gidip yemek pişirirken eşyaları, giysilerimi aldığım gibi hayaletten uzaklaştım. Kurtuluş yolu düşünüyordum günlerdir. Ben düşünürken Maud da beni izliyordu kendi kendime konuşurcasına geminin direkleri kırılmamış olsaydı işimize yarardı dedim. Ah şu direkleri hayalete tekrar takabilseydik. Tabii ya diye sevinçle bağırdı. İnanıyorum ki bu işi yapabilirsin sen. Gururla gülümsedim. Ama Kaptan Larsen orada diye mırıldandı. Olsun o artık kör ve yardıma muhtaç. Sen orasını bana bırak dedim. O koca direkleri yerine takabilmek için kaldıracak ve gemilerin makas dedikleri aleti kullanmalıydım ama onu kullanmak için çok sayıda gemici olmalıydı. Yine de umudumu kesmemiştim. Maud'lu birlikte hayalete çıktık. Ortalığı temizlemeye başladık. Gürültümüzü duyan kaptan, "Hey, ne yapıyorsunuz orada?" diye bağırdı. "Gemiyi batıracak mısınız yoksa?" "Hayır, tam tersini yapacağız. Yüzdüreceğiz." dedim. "Bu gemi benim gemim!" diye bağırdı. "Buna izin vermiyorum." İsim vermek zorundasınız. Yaşamak için başka yolunuz yok. Unutma, kişi yaşamak için başkalarının hakkına el uzatabilir. Sen böyle düşünüyordun. Ya engel olmaya kalkarsam? Böyle yaparsan seni vuracağımı emin olabilirsin. Bir süre düşündükten sonra, sizinle çoktandır konuşamadık Bayan Brewster dedi. Mahat çok şaşırdı. Teşekkür ederim diye kekeledi. Benim burada olduğumu nasıl anladınız? Hissettim gemime dokunmayın, bırakıp gidin, sizi uyarıyorum. Sen kurtulmak, bizimle gelmek istemiyor musun yani? Hayır, gemimde ölmek istiyorum. Ama biz ölmek istemiyoruz. Böyle deyip yaptığım işi sürdürdüm. Sabahleyin erkenden hayalete çıkıp çalışmaya koyulduk. Güvertede yarım gün hazırlık yapıp ilkel bir makas kurdum. Bucurgat'ın halatını da denizde bulunan direğe geçirdim. Uzun çalışmalardan sonra direk küpeçteye kadar yükselmişti bin bir güçlükle güverteye aldık. Akşam olmaya başlamıştı ve biz de çok yorulmuştuk. Gece olunca kulübemize döndük. Çabucak bir yemek yedik. Mağdu yatırıp nöbet beklemeye başladım. Direkleri güverteye aldıktan sonra hayaleti açığa götürmeyi, böylece nöbet tutma zorunluluğundan kurtulmayı düşünüyordum. Sabahleyin kahvaltıda Maud, büyümüş gözleriyle kötü durumu haber verdi. Baktığı yöne gözlerimi çevirince makasın yerinde yerler estiğini görmüştüm halatlar kesilmiş, bucurgat işe yaramaz hale getirilmiş, makaslar kırılmıştı. Maat hırsından ağladı. Ben de gözyaşlarımı zor tuttum. Ölümü hak etti diye söylendim. Ama olmaz. Kör ve kendisini savunmaktan aciz birini öldüremem. Zaten o da bunu bildiği için yaptı bunları. Maat bana moral vermeye çalıştı. Üzülme gene yaparız. Yalnız kaptanın bir daha böyle bir hainlik yapmasını engellemek gerek.'' Kurtlar sen yanımıza doğru geliyordu. Onu sevindirmemek için hiçbir şey olmamış gibi çalışmamı sürdürdüm. Sonra sandalımıza binerek direkleri aramaya başladık. Rüzgar direkleri çok uzaklara götürmüştü. Direkleri üç günlük bir aramadan sonra bulabilmiştik. Tam en büyük direği kayığımıza yüklediğimizde rüzgar bizi açığa attı. Artık akşam oluyordu. Kürek çektim ama yükümüz de ağır olduğundan rüzgar bizi engelliyordu. Direği denize atmak istedim ama Moğol heyecanla ''Ne yapıyorsun? Kendine gel. Lütfen yapma.'' diye bağırdı. ''Ama bu kadar yükle adaya dönemeyiz.'' dedim. ''Ama bu direkler olmazsa hayaleti yüzdüremeyiz. Adadan başka türlü kurtulabileceğimiz yok. Lütfen Hamprey sandalda geceleyelim. Yarın bakarsın rüzgar dönü verir. ''Ama battaniyesiz nasıl duracaksın? Adaya uğrayanlar olur. Sandalı görmedin mi?'' ''Gördüm tabii. Görmez olur muyum? Ama o kayığın içindekiler adada ölmüşler.'' eğer ölmemiş olsalardı, gemiye tekrar dönüp ayı balıklarını sağ bırakmazlardı geride. Ne dersin, haksız mıyım? Bir şey diyemedim. Hayran hayran yüzüne baktım. Peki kabul, geceyi burada geçirelim bakalım dedim en sonunda. Sabaha kadar titredik. Maut bayılıp kalmasın diye sık sık kürek çektirdim kendisine. Derken güneş doğdu. İşkenceden kurtulduk. Rüzgar da döndüğü için adamıza varabilmiştik. Kalan son gücümle sandalı kumsala çekip kulübeme zor zahmet ulaştım. Nasıl yatabildim, ne zaman uyudum bilemiyorum. Sabah uyanınca Maadun kahvaltı hazırladığını görüp mutlu oldum. Onu böyle sağlıklı ve çalışır görmek beni çok mutlu ediyordu. Kahvaltımızı çabucacık ederek hayalete gittik. Tekrar çalışmaya koyulduk. Kaptan Kaptanlarsın kamerasından çıkıp sesleri dinlemeye başladı. Maad kaptanı görünce korkuyla irkildi. Ben sakin olmaya çalışıyordum akşam olurken direklerden birini güverteye çıkarmayı başardım. O sırada küt diye bir ses duyuldu. Kaptan galiba dedim. Herhalde gene krizi tuttu. Beyni hasta onun. Gözlerinin görmemesi, sık sık başının ağrıması hep bu yüzden. Maud, kaptana yardım etmemi ister gibi yüzüme baktı. İçinde insancıl duygular, insanlık sevgisi vardı. Kamerasına doğru gidince kaptanın yerde yatmakta olduğunu gördüm. Napsını saydım çok normaldi. Bu bana çok garip geldi. Kurtlarsan birden boğazıma verdi. Sıkıyor, sıkıyor soluk alıp vermemi güçleştiriyordu. Çırpındım, yumrukladım ama boğazımı sıkan ellerden bir türlü kurtulamıyordum. Tak diye bir ses duyuldu. Başına inen kalın soba kaptanın ellerinin gevşemesini sağlamıştı. Yoksa beni öldürecekti bu kurtlarsan. Güçlükle teşekkür ederim diyebildim. Maat boynuma sarılarak hüngür hüngür ağlamaya koyuldu. Kaptanı kamerasına götürüp ellerini, ayaklarını kelepçeledik ve yatırdık. Sanki üstümden ağır bir yük kalkmış rahatlamıştım. Derin bir oh çektim. Bütün eşyalarımızı hayalete taşıdık. Böylece daha rahat çalışabilecektik. Nasıl olsa kaptan da eli kolu bağlı olduğu için bizi rahatsız edemeyecekti. Gidip durumuna baktım. Nasıl olduğunu sordum. Sesini çıkartmadı. Aynı soruyu öbür kulağının yanında sorunca iyi olduğunu söyledi. Sağ kulağın duymuyor galiba dedim. Sağ tarafımda hiç tutmuyor dedi. Sağdaki kolum, bacağım uyuştu. Felç olmuş gibiyim. Yüzüme bakınca doğru söylediğini anladım. Acı bir gülüşle. Ne yazık ki benden önce seni öldürmek istiyordum. Ama bu gidişte önce ben öleceğim dedi. Yavaş yavaş ölüyorsun. Ne yazık ki dediğin doğru. Bana yakışan bir ölüm değil bu. Böyle ölmek istemezdim gerçekten. Akşama kadar çalışıp yorulduktan sonra bir daha yanına gittim. Maat da yanımdaydı. Yüzünü çarpıtan bir gülüşle, ''Şu kelepçeleri çıkarsanız iyi olur artık.'' dedi. ''Felçliyim, kalkamam.'' Maat onu bu durumda görünce bir çığlık attı. Kelepçelerini çıkartıverdim. İçindeki yaşama arzusu ölmemişti. Ölüme karşı tüm gücüyle direniyordu. Üç gün daha çalıştım. Direkleri yeni yaptığım bucurgatın yardımıyla güverteye aldım. Ama onları yontup yerlerine yerleştirmek gerekiyordu. Yontma işini ancak iki günde bitirebildim. Bu konuda epey acemilik çekiyordum. Kaptan güçlükle konuşmaya başladı. Akşama doğru hiç konuşamaz olmuştu. Söylemek istediklerini bir kağıda yazmaya çalışıyordu. Ben direkleri yontarken yelkenleri elden geçiriyordu. Bir Cuma sabahı her şeyi hazırlamış direkleri yerlerine yerleştirmeye başlamıştık. Çok zorlanmış, kanter içerisinde kalmıştık. Akşam olmuştu, bir köşeye oturdum. Hem dinleniyor hem de yaptıklarımızı gözden geçiriyordum. Birden burnuma bir yanık kokusu geldi. Hemen çabucak kaptanın kamerasına koştum. İçerisi duman içinde kalmıştı. Demek ki yattığı yerden yangın çıkarmaya kalkmıştı. Güç bela kaptanın yatağının yanına gelebilmiştim. Başucunda bulunan gemici fenerini yatağına tutmuş ama yatak nemli olduğu için bol duman çıkmıştı. Geri döndüğüm zaman benden kağıt kalem istedi ve titrek harflerle hayal etti olduğum için çok mutluyum diye yazdı. Yangın çıkarma ile ilgili tek söz etmemişti. Ben de sesimi çıkartmadım. Bundan sonra her gün bir duyumu daha yitirerek yaşayacağım. Ta ki gerisini getiremedi. Ölüm sözcüğünü kullanmaya bir türlü eli varmıyordu. Onun böyle göz göre göre yavaş yavaş eriyip gitmesi yüreğimi burkmuştu. O sabah kurtlarsın benden istediği kağıdın üzerine sol tarafımda uyuşmaya başladı. Artık zamanım kalmadı diye yazdı. Acı çekip çekmediğini sorunca önce anlayamadı ama bir daha tekrar edince artık o kadar değil diye yazdı. Maud da yanıma gelmiş, kaptanın acı verici durumunu izliyordu. Kalemini yere düşürdü. Tekrar verdik. Bu kez şunları yazmıştı. Acı çekmeyince mutlu oluyorum. Yaşamanın bu kadar güzel olduğu hiç aklıma gelmemişti. Ölmeyi de düşünüyorum. Ya ölümsüzlüğe ne dersin diye bağırdım. Kalemle okunaksız harflerle bir şeyler karaladı. Bir tek şu sözcüğü okuyabildim. Saçma. Bunları yazdıktan sonra parmakları açıldı, kalem yere düştü. Bir daha kıpırdamadı. Felç her yanını kaplamış olmalıydı. Ama hala ölmemişti. Nefes alıp veriyordu. Onun bu durumu Maud'a dokundu. Ağlamaya başladı. Bu acı ne zaman sona erecek, ne zaman diye inledi. Hava bozulmuştu. Kışı burada geçirmeye gelmezdi. Hazırlıklarımızı bir daha kontrol ederek adadan ayrılmayı kararlaştırdık. Kurtlar sen yaşayan ölüden farksızdı. Maud, bir düşünsene Humphrey diyerek gülerek konuştu. Kalem tutan ellerin gemi direkleri onarmaya da yaradı. Bir mucizedir bu. Yalnız benim ellerim mi dedim bana yardım eden minicik ellerini saymayı unuttun. Utanarak yer yer çatlayan, kanayan ellerine baktı. Böyle olmaları daha güzel diye avutucu bir sesle konuştu. Hiç olmazsa bir işe yaradılar, bizi kurtardılar. Biraz düşündükten sonra yarın demir almamız güç olabilir dedim. Ama tehlike olacağını sanmıyorum doğrusu. Ertesi gün kazansız belansız demir alarak hayalete açık denize doğru yönelttim. Maat son kez adamıza baktı. Hoşça kal sevgili adamız dedi. Seni hiç unutmayacağım gayret adası. Ben de unutmayacağım dedim. Hele orada geçirdiğim günleri. Açık denize çıktığımızda kamerasına koşup kurtlar sene baktım. Daha ölmemişti. Batı ufkunda kara bulutlar fırtına çıkacağını gösteriyordu. Gemide iki kişi olduğumuz için üst yelkenleri kullanamıyor, altta bulunanlarla yetinmek zorunda kalıyorduk. Bunun için fazla hızlı gidemiyorduk. Akşam Rüzgar gittikçe hızlanmaya, sertleşmeye başlamıştı. Mağdu yatırdım. Gece boyunca dümen tuttum. Hava kötü olduğu için ters bir hareketle geminin alabora olmasından korkuyordum. Hava ertesi günde değişmedi. Uykusuzluktan başka bir sorunumuz yoktu. Uykusuzluğa daha fazla dayanamayarak yelkenleri indirdim, kamaramı çekilip yattım. Bir iki saat uyur kalkarım diyordum. Ama uyandığımda bir de baktım ki 22 saat uyumuşum. Gene uyudum. Ertesi sabah kalkıp güverteye çıktım. Hava düzelmişti. Mao'yu aradım. Kurtlar'sının yattığı yerde, onun başucunda buldum. Ağlıyordu. Kaptanın artık yaşamadığını anladım. Hıçkırarak "Biz fırtınayla meşgulken ölmüş" dedi. "Zaten son zamanlarda yaşıyor sayılmazdı ki." diye mırıldandım. Kahvaltımızı yaptıktan sonra küçük bir cenaze töreni düzenleyerek Kurtlar'sını denize attık. Elimde olmadan üzüntüyle şöyle fısıldadım. Hoşça kal kurtlarsın. Senin yaşamaya bağlılığını, kendine özgü dünya görüşünü her zaman anacağım. Tüm kötülüklerine karşın seni seviyordum. Yelkenleri düzeltmek için baş üstüne giderken ufukta kara bir duman gözüme çarptı. Duman gittikçe büyüyordu. Bu hali bir gemiydi bu. Deli gibi koşup dolaptan bir bayrak çıkarmaya gittim. Ama acı acı gülerek geri döndüm bayrak direğim yoktu ki. Şimdi ne olacak? Hiç. İşte bizi gördüler zaten. Bak buraya doğru geliyorlar. Biraz sonra her şey bitecek. O kokuşmuş yoz ortamıma dönecektim. Kurtlarsın, hayalet ve mağd. Hepsinden ayrılmak zorundaydım. Bu beni çok üzüyordu. Mağd'a baktım. Bakışlarımız birleşti. Gözlerinde hiç görmediğim parıltılar vardı o anda onun da benim gibi düşündüğünü anlayıp mutlu oldum. Amerikan gemisinden bizi almak için sandal indirilirken bundan sonra hiç ayrılmamaya ve birbirimiz için yaşamaya çoktan karar vermiştik.